Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı, Kanal Fırat ekranlarından, Milad'ın mutfağından efendim bugün de hepinize sağlık, felaketlerden uzak, acı haberlerden uzak güzel günler diliyoruz değerli izleyenler. Efendim haftamızın artık sonuna doğru gelmek üzereyiz. Yarın cuma, şimdiden hayırlı cumalar diliyoruz. Bugün perşembe, perşembe günü çok değerli konuklarımız var yine bugün. Ve malum yaklaşan da bir sınav var. AYT değil mi hocam? Evet. Ve TYT sınavları, üniversiteye giriş sınavları diğer adıyla. Bunun için de çok değerli eğitim koçumuz, kişisel gelişim uzmanımız Osman Akçı hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldin, şeref hoş verdiniz. Bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Artık sona doğru geliyorsunuz size. Sana doğru geldik. Değil mi? Evet. Gerçi okul eğitimleri yoktu epeydir ama eğitim kurumlarının eğitimleri bir süredir var, başladı. Evet. Sizler de bu üniversiteye hazırlanacak öğrencilerimize mihmandarlık, biraz yol göstericiliği evet. Eğitim koşulları. Süreçte. Kendi branşınızda da eğitim. Kendi branşımızda eğitim veriyoruz. Evet. Değil mi hocam? Görüşüyoruz sürekli. Görüşüyorsunuz. Görüşüyoruz. Şimdi hocam elbette ki bu süreçler bazı şeyleri aslında var olan bazı şeyleri daha ön plana çekti gibi sanki. Evet. Yani okullar kapalıydı biliyorsunuz virüsten dolayı. Değil mi malum? Ama bu süreçte internet üzerinden yani online eğitim evet, sürecini online eğitim. Biraz erkene çekti gibi geliyor. Biraz bunun üzerinde duralım istiyorum. Dünya İnşallah. Bunlara hazırlanıyor gibi bir izlenim var. Biz de hazırlanıyoruz şu an. Biz de hazırlanıyoruz şu anda. bugün bunları konuşalım ama İnşallah. Şöyle birkaç dakikanızı alalım. Yemeğimizi başlatalım. Tabii ki. Sonra da sohbetimize geçelim dilerseniz. Evet şefim. Hayırlı günler. Yine biz. İyi günler. Sondan bir önceki son programından bir önceki program diyelim. Gerçekten biraz üzücü aslında tam alışmıştık. Vallahi sorma ya. Şimdi yoruluyoruz. Bakın yıl boyu kesintisiz bir program yaptık malumunuz. Ama o yorgun, yani tatile girecek diye biraz böyle şey var ama biraz da buruk. Buruk. Çünkü izleyenlerimizden uzak kalıyoruz değil evet, mi? Evet. O burukluğu da yaşamıyor değiliz açıkçası. Ben yaşıyorum şu an. Sen evet bir aydır bizimle evet. Yaşıyorsun. Biz 9 aydır beraberiz. Yani tabii. Sizin daha fazla yaşamanız evet, gerçekten de yaşıyorum. Her sezon aynı şeyleri yaşarız. Evet. Peki bugün ne yapacağız Cep? Bugün bir sebzeli mantar sotemiz var. Sebzeli mantar sote. Evet. Malum artık yaza giriyoruz. Biraz hafife gitmemiz. Etlerden biraz uzak duralım. Biraz uzak duruyoruz. Onun yanında da bir yoğurtlu makarnamız var. Yoğurdu bonyuk makarna dedik biz buna. Ne? Bonyuk makarna. Bonyuk? Evet. Yoğurdu bonyuk makarna. Birazdan sen zaten ekrana gelirse orada da görürüz. Açıklayacaksın herhalde bonyuk ne demek? Tabii şu an hemen söyleyebilirim onu. Boncuk makarna ve yüksük makarnayla kullandığımız için. Ben diyorum bu bonyuk nereden geliyor? Yani ikisi boncuk var yüksük makarna birleşiminde. Zaten boncukla yüksük birbirine çok benziyor. Sadece biri biraz iri biraz daha ufak diğeri. Bunlar piştiği zaman çoğu birbirinin içine geçiyor. Eyvallah. Birbirini tamamlıyor ve ondan dolayı... Birbirini iç içe geçiyor. Evet, içe geçiyor. Bonyuk makarna. Yani biraz birbirini biraz gizliyor aslında. Eyvallah, peki. Evet. Şimdi aslında etten uzak diyoruz ama mantar da en az et kadar proteinli. O gıdayı gıda. Alıyoruz. Aynı gıdayı alıyoruz. O ağırlık yok. Sadece vücuda ağırlık veren bir madde yok. Yine o gıdayı almak zorundayız. Biz zaten beslememize dikkat çok etmek doğru. zorundayız. Etmek yani. Zorundayız ama evet. Etmiyoruz ya. Pek fazla yani, eden pek kimse, kimse yok. Biz yine de elimize geleni yapalım yani. Peki. Efendim malzemelerimizi görelim mi hep birlikte bakalım nelermiş bu iki menümüzün yani bonyuk makarna ve sebzeli mantar sotemiz. Evet sebzeli mantar sotemizin malzemeleri 600 gram mantar, 300 gram sivri biber, 3 adet domates, 2 adet kırmızı kapya biber, 2 baş soğan, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yeterince tuz ve pul biber kullanacak şefimiz. Tekrar ediyoruz. Sebzeli mantar sotemizin malzemelerini. Evet. 600 gram mantar, 300 gram sivri biber, 3 adet domates, 2 adet kırmızı kapya biber, 2 baş soğan, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yeterince tuz ve pul biber. Bir de bonyuk makarna. Makarna. Evet. Bonyuk makarnamız efendim. Yoğurtlu bonyuk makarna. Bir su bardağı boncuk makarna, bir su bardağı yüksük makarna, 100 gram kornişon turşu değil mi? Evet. 100 gram bezelye, 500 gram yoğurt, bir diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı pul biber ve yeterince tuzumuz var efendim.
Tekrar ediyorum, yoğurtlu boncuk makarnamızın malzemelerini. 1 su bardağı boncuk makarna, 1 su bardağı yüksük makarna, 100 gram kornişon, 100 gram bezelye, 500 gram yoğurt, 1 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı pul biber ve yeterince tuzumuz var değerli izleyenler. Boncuk makarna çok gibi çekti. Evet. Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte burada küçük bir hatırlatma yapayım. Evet. Kornişon turşu kullandığımız için onun tuzu pek anlaşılmıyor. O yüzden tuzuna biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Tadarak yapılmasını tavsiye ediyorsun. Tadarak yapılması gerekiyor. Evet. O yüzden yeterince demişiz. Arzuya göre tanıtıyor. Bence de yeterince demek de evet. Onu kontrollü etmek lazım. Aynen öyle. Peki. Ne, hangisiyle başlayacağız? Şimdi mantarla başlayacağız. Mantar sote. Evet. Sen hazırlamışsın mantarlarımızı, doğramışsın böyle güzel. Şimdi soğanımıza doğrayacağız. Önce soğanı hafif kavurup, mantarı kavuracağız. O mantar suyunu salacak. Doğru. Suyunu çektikten sonra soğanı katıp beraber kavuracağız. Ondan sonra diğer sebzelerini katarız zaten. Koyacaksın. Evet. Valla et oldu, yani mantar olduktan sonra ete de gerek yok, tavuğa da gerek yani, yok. Yani evet. Tek başına mantar yetiyor. Zaten. Çok da lezzetli olur. Keşke bu şu virüs olayı olmaydı da bu mangalı da çok güzel olur aslında. Tabii. Çok kaşarlı değil mi? Yani kaşar evet. Şahane ama şimdi, bunu da yapamıyoruz. Mantardan korkup yemeyenler var mantara. Kültür mantarı öyle değil. Kültür mantarında hiçbir risk yok. Bunu söyleyelim. O yüzden kontrollü yetişen bir mantar çünkü. Çiftlik mantarı diğer adıyla. O yüzden rahatlıkla tüketebilirsiniz diyelim mantarı. Onu da söyleyelim. Evet. Peki kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Biz de sohbetimize geçelim. Eşim mesaj atmış şimdi WhatsApp'tan da. Bizim küçük çocuk 3,5 yaşında. Televizyonda izliyor. Şimdi diyor baba bağırıyor diyor. Babam niye cevap vermiyor? Konuşacak. Baban da konuşacak. Merak etme diyelim. Efendim bugün önemli konularımız var. Bir önemli konularımızdan birisi online eğitim. Evet online. Gerçekten. Az önce söylediğin gibi hocam. Online eğitim. Yani biraz erken mi girdik biz bu online dünya olarak yani? Aslında online eğitimi biz doğru buluyor musunuz dünya hocam? Onu söyleyeyim. Yani geç bile kaldık aslında. Peki hocam bunun bir hazırlanma aşaması yok muydu? Yani şöyle diyeyim. Biz birebir eğitimi seven bir toplumuz. Evet. Televizyondan eğitime pek alışkın değiliz ya da tabii. Bilgisayar üzerinden. Bu süreçte bunu öğrencilerimiz çoğu yaşadı. Ama ne kadar... Gerçi sınav sonrası belli olacak bu, ortaya çıkacak. Ama yani insanları biraz metazoruyla öğretmenin karşısında eğitmek ayrı bir şey. Bir de internet üzerinden kendilerine bırakıp eğitimi sağlamak bu farklı. Bu online şey. Eğitim ilk çıktığında, yani bu pandemi süreci ilk yaşandığında Facebook'ta çok güzel bir video izlemiştim ben. Bayağı da bir gülmüştüm. Evet. Öğrencinin bir tanesi bilgisayarın başında ders dinliyor. Hı hı. Öğretmen orada ders anlatıyor. Öğrenci ders dinliyor ama masanın başında el altında telefonla oyun oynuyor. Öğretmen arkasını dönüyor bilgisayardaki öğretmen. Bir bardak suyu alıp yüzüne serpiyor. Bayağı bir gülmüştük. İnternet üzerinden. İnternet üzerinden. Bunlar da ya sağlanacak mı? Şu var. Yani her şey amacına uygun kullanılırsa ben faydalı olacağı kanaatindeyim. Ya muhakkak. Yani bir toplum olarak öncelikle şunu yapmamız lazım. Eğer online eğitim vereceksek, eğer önce bunu topluma bir alışkanlık olarak kazandırmamız lazım. Bir kültür olarak oturtturmamız lazım. Şimdi ilk aşama alışma aşamasıdır, alışma evresidir ve bu evrede muhakkak insanlar zorlanacaktır. Çünkü ilk defa böyle bir süreçten dolayı insanlar alternatif çözüm yolları olarak online eğitim platformuna yöneldi. Evet, biraz mecbur kalındı. Tabii ki. İşte bu platformdan dolayı da insanlar şunu gördü aslında. Yani her ne kadar bu süreçler yaşansa da insan sürekli eğitimle iç içe ve sürekli öğrenen bir varlık olduğu için yüz yüze de olsa, online da olsa ihtiyaç duyuyor. Çünkü eğitim gerçekten çok önemli. Bir evde de olsanız, herhangi bir yerde de olsanız, nerede olursanız olun, şu süreçte özellikle teknolojik imkanların çok fazla olduğu bir süreçte insanın eğitimden uzak kalması düşünülemez. Bu aşamada yapılması gereken en doğru şey online eğitime geçmek olduğunu ben düşünüyorum. Ve bunun altyapısının da... Onda şüphe yok hocam. Yani hiç şüphe etmiyoruz onu. Altyapısının da daha da iyileştirilmesi gerektiği kanaatindeyim.
Yani şöyle yapılabilirdi diye düşünüyorum. Mesela öğretmenler, eğitmenler ders anlatırken bazı derslerinizi size imtihan yani şeylerinizi dersleri internet üzerinden vereceğim hafta sonu deyip mesela hazırlık aşaması bu. Ve aynı şekilde sınavlarda onlardan sorumlu olacaksınız deselerdi. Yani bir alıştırma evresi bahsettiğim. Evet, evet. Bunlar yani bir yıla yayılabilirdi bu süreç. Vallahi bu sürecin bilinmediği için bu ani oldu. Yani ani olduğu için insanlar sudan çıkmış balığa döndüler. Aynen, yani evet. Bu süreçte mesela bir deprem sürecini yaşadık ama o deprem sürecinde 3 hafta eğitime ara verildi ama tekrar devam edildi. Tabii hocam bu süreci üniversite öğrencileri daha çok tabii. Bu online eğitimi yaşadılar. Tabii ki. Yani sınavların orada oldular. Online eğitimler zaten Türkiye'de var. Yani yaklaşık bir 10-12 yıldır var zaten online eğitimler. Açık öğretim fakültesi. Bu daha çok üniversiteler yapıyor. Üniversite işte açık öğretim fakülteleri, üniversiteler uzak eğitim, uzaktan eğitim dediğimiz bir süreç var. Uzaktan eğitim sürecinde var. Yani öğretim yöntem ve tekniklerine de baktığınız zaman da öğretim yöntem ve tekniklerine de bu online eğitim zaten mevcut. Özellikle internetin gelişmesinden sonra son 20 yıldır 2000'li yıllardan sonra da çok fazla yaygınlaşan bir sistem aslında. Eyvallah. Dünya geneline baktığımız için. Tabii ülkemiz bu konuda biraz daha online eğitime diyeyim, bilişim ağına daha geçtiği için şu an online eğitim yavaş yavaş birçok kurumda ve birçok yerde yaygınlaşmaya başladı. Şimdi bizim bununla ilgili çalışmamız var. Bir hocam oraya geçmeden, yani çok affınıza sığınarak böyle kademeli gitmek istiyorum. Tabii. Şimdi izleyenlerimizin kafalarında soru işaretler de oluşuyor. Mesela teknik bir altyapı da lazım. Tabii ki. Yani bilmem ne köyünde, atıyorum Elazığ'ın bilmem ne köyünde internet ağı yok. Yok. Bunu nasıl sağlanacak hocam? Yani yoksa bunlar oluşturulmadan böyle bir eğitime geçmek ne kadar doğru? Yani şu aslında şu var. Şimdi biraz gerçekçi olmak gerekiyorsa, yani bugün bir il merkezindeki bir çocukla işte köydeki bir çocuğun fırsat eşitliği aynı değil. Yani bu konuda maalesef diyorum. Yani gerçekten bu maalesef. Konuda devletimiz eksiklerini görüp ona göre ben adım atacak kanaatindeyim. Ve altyapıları ve teknik imkanları da ona göre kuruyor. Mesela ilçelerde veya işte diyelim köy okullarında yapılan okullar gerçekten son dönemde yapılan okullar teknik altyapısı iyi olan okullar. Ya mesela diyelim ki son özellikle 10 yılda yapılan okullara baktığınız zaman köylerde veya ilçelerde veya kırsal bölgelerde yapılan okulların gerçekten teknik altyapı olarak çok güzel bir şekilde yapıldığı kanaatindeyim. Yapıldığı uyumlu, takdirde evet. Tabii uyumlu yapılıyor ama mesela böyle 30 yıllık, 40 yıllık eğitim kurumları var. Onların da en kısa zamanda yenileneceği kanaatindeyim. Ha, bu süreç uzun bir süreç. Hemen bir yıllık veya iki yıllık bir süreç değil. Nereden baksanız oturması için en az bir 10 yıllık sürecin geçmesi gerekiyor. Çünkü bir iki neslin buradan hani bu eğitimleri alıp hocam kaçınılmaz gibi görüyorsun değil mi? Yok, kaçınılmaz. Yani bu geçilecek. Bu saatten sonra kesinlikle geri dönüşü yok. Çok elzem hale geldi. Tabii ki. İşte hocam ben sadece köylere örnek gösterdim ama değerli izleyenler bana hak verecekseniz. Ekonomik şartlar da önemli. Yani evinde bilgisayar olmayabilir bu öğrenci. Tabii ki. Efendim tabii geçtiğimiz yıllarda öğrencilere bilgisayar dağıtımı başlandı, tablet. Bunun altyapılarından biriydi ya, mesela. Var. Çok. Onun dışında bilgisayarı oldu ya da televizyonu oldu evde. Çünkü televizyon olmayan aileler bile var hala maalesef. Bir de internet ağım yok diyebilir. Ya şu ben var param yok diyebilir ben, olmaya. Ben bir yani burada izleyicilerimizi eleştirmek babıyla söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi ben her zaman bu düşüncedeyim. Her şeyi devletten beklemek yanlış. Kesinlikle. Yani ben mesela bir eğitimci olarak bir okuldaysam gerçekten hani o konuda bir herhangi bir eksiklik varsa bunu ben kendim yapabileceğim boyuttaysa yapmaya çalışırım. Boyuttaysa. Ama işte olmayanlar değilse de işte gerekli yerlere başvuru yapılması gerekiyor. Örnek mesela geçen dönemde Kovancılar'da 4-5 tane okula Z kütüphane yapıldı. Yani çok güzel teknolojik bir altyapısı var. Z kütüphane mesela oluşturuluyor.
Yani güzel çalışmalar bu Türkiye'nin her tarafında var. Yavaş yavaş yapılıyor. Tabi bunları yapanlar hayırseverler, hayırseverler yapıyor. Veya işte devlet diyelim ki yerel yönetimler bir şekilde işte vakıflarla, STK'larla veya işte diyelim ki hayırseverlerle böyle hep beraber bir ortak işbirliği yaparak eksik olan yerlere bu tür hizmetler götürülüyor. Ama dediğiniz gibi geç gidiyor. İşte tabii o geç giden süreçte de tabii ki 10 yılı öngörmenizdeki şeylerden biri de bunu olarak görüyorum. 10 yıl bu yani oturması için bu kültürün insanlarda devam edebilmesi için ya alışkanlık haline gelebilmesi için 10 yıllık bir sürecin geçmesi gerektiği kanaatindeyim. Şimdi hocam siz hatırlar mısınız bilmiyorum. Yani siz bizden yaşça geçsiniz tabii. Estağfurullah. Şimdi bizim zamanımızda ders çalışmadık mı, ödevimizi yapmadık mı? Mazeretimiz hazır. Değil mi? Elektrik kesildi. Elektrik kesildi. Ceyranlar yoktu. Ceyran yoktu. Ceyran kesildi. Elektrik kalemim yoktu. Gece alamadım. Değil mi? Artık o yok. Yani şimdi hocam yeni mazeretler üretmek lazım. İnternet ağım kesikti. Biraz esprili bakıyorum tabii. Yanlış anlamayın. Ya, bunlar da öğrenciliğin. Ben şunu söyleyeyim. Şeyler. Öğrenci ne kadar mazeret doydursa sonuçta değişmeyen bir gerçek var. Sınava girecek. Bir okul okumak istiyorsa, üniversitede iyi bir kariyer yapmak istiyorsa okul okumak zorunda. Muhakkak. 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 Bunun kaçışı yok yani. Hocam bu bilince sahip kaç öğrenci var sizce? Herkes bu bilince sahip. Vallahi herkes bu bilince sahip değil ama toplumumuzun genel şeyi hep son dakikaya bırakma. Şimdi erteleme. Çocuklarımızın yaşları itibariyle biraz deli dolu oldukları dönemler. Evet. Bu bilince sahip sayısı çok az diye düşünüyorum. Çok az tabii ki çok az. Bunların o bilince erdirmek lazım çocuklarımızı. Çok az. Bu konuda da eğitmenlere çok iş düşüyor, ebeveynlere çok iş düşüyor. Evet. Diyoruz. Efendim bu sohbetimize sizler de katılabilirsiniz. Nasıl katılacaksınız? Bir WhatsApp numaramız var. Yine teknolojiden faydalanıyoruz malum. WhatsApp numaramızdan ekranlarınızın sağ alt köşesinde mevcut. Oradan bizlere mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Sohbetimize, sorularınızla, mesajlarınıza katılabilirsiniz diyoruz. Evet hocam, online eğitim. Nedir bu online eğitim? Tekrar şey yapalım. Şimdi ben yaptığımız çalışmadan ben biraz bahsedeyim. Lütfen. Online eğitim. Sizin de bir çalışmanız var. Bizim şu an bir çalışmamız var. İnşallah bir ay sonra da böyle bir Türkiye geneli bir çalışma olacak bu. Sadece Elazığ'a hitap eden bir çalışma değil. Türkiye geneli çok güzel bir online eğitim platformu hazırlıyoruz şu an. Evet. Arkadaşlarla beraber. Yazılım mühendisi arkadaşlarımız var. Acaba yakında online çay da dağıtılır mı? O da olacak. O da olacak. Yani imkansız gördüğümüz her şey mümkün meğer. Öyleymiş. Online eğitime geçişteki süreçte biz özellikle bu pandemi sürecinden önce de böyle bir çalışma arkadaşlarla yapıyorduk. Tabii bu süreç biraz daha ilerleyince öne çektik. Şimdi online eğitimde ne var? Biz daha çok şey üzerinden baktık. Yani eski dershane mantığı diyoruz ya. Dijital dershanecilik diyoruz biz buna. Dijital dershanecilik veya dijital kurs merkezi şeklinde bir platform şu an hazırladık. Platformumuz çok güzel. Platformumuzun Ar-Ge ekibi de çok iyi. Teknokent'teki arkadaşlarla biz beraber yapıyoruz. Orada bilgisayar ve yazılım mühendisi arkadaşlarımız var. Sağ olsun sürekli bilgi alışverişi halindeyiz. Ve inşallah Türkiye geneli çok güzel ve geniş bir platform olacak. Yani birçok alana hitap eden bir platform hazırladık. İnşallah. Sadece öğrencilere değil. Mesela ne var bu platform içerisinde? Ben bu platformun eğitim danışmanıyım aynı zamanda. Eğitim danışmanı ve ölçme değerlendirme uzmanlığını da yapıyorum. Bu platform içerisinde öncelikle sınava hazırlanacak olan TYT, AYT veya LGS dediğimiz kısım öğrenciler, online öğretmenlerle, işte alanlarında iyi öğretmenlerle online birebir ders yapma imkanı bulacaklar. Böyle bir şeyimiz var. Yaklaşık 12'şer kişilik gruplar halinde olacak. Alanlarında iyi olan ve normal dershane sürecinde olduğu gibi aynen nasıl ders anlatıyorsa o şekilde anlatılacak. Ha buradaki şeyimiz şu, kriterimiz şu. Yani kullandığımız yazılım da çok önemli. Şu an birçok yazılım dikkat ederseniz
hep şey yazılımlar var. Uluslararası yani yurt dışından getirilen yazılımlar var. Plan programlar var. Evet. Bizim kullandığımız program tamamıyla %100 yerli bir program ve bizim bilgisayar mühendisi ve yazılım mühendisleri tarafından üretilmiş bir program. %100 ve bir Ar-Ge ürününün çalışması. Böyle olunca bunun katma değer vergisi de çok yüksek oluyor. Dolayısıyla piyasada bulunan programlara göre en üst versiyona sahip, sürekli güncellenen ve sürekli arkasında teknik desteğin de çalıştığı bir Ar-Ge'nin de çalıştığı bir program. Şimdi şu var. Bu hazırlanıyor. Şu an hazır programımız. Eğitim kurumlarına mı bunu pazarlamak? Yok, hayır. Bunu biz eğitim kurumlarına pazarlamayacağız. Niye bunu yapacağız, kendimiz yapacağız. Kendimiz tabii ki kendimiz kullanacağız. Eyvallah. Şimdi şu var. Şu an ismini açıklamak istemiyorum ama isim hakkında satın alındı. Bu platform içerisinde, bu online platform içerisinde yani A'dan Z'ye her şey var. Mesela ben biraz bilgi vereyim. Mesela ne var? Online sınavlar yapılacak. Online sınavlarımız var. Rehberlik sistemimiz var. Rehberlik sistemimiz nasıl olacak? Rehberlik sistemimiz bir dershanedeki rehberlik sistemi nasıl oluyorsa oradaki gibi olacak. Sistem üzerinden öğrenciyle ve veliyle online görüşülecek veya fikirleri öğrencinin ders ilerlemesiyle ilgili. Çok güzel. Online geri dönüşler. Yeni bir yazılım tabii. Tabii. Online, bunların hepsi sistemde mevcut. Bu şeylerin yani bu anlatmış olduğum şeylerin hepsi benim kendi tasarlamış olduğum ve arkadaşlarla birebir. Yani teorik bilgisini bana ait. Hazırlayıp pratik olarak da arkadaşların kendi çalışmalarıyla ortaya çıkarmış olduğu bir ürün, bir ekip çalışması. Evet. Yine diyelim ki özel rehberlik sistemimiz var. Yani o özel rehberlik sisteminde Türkiye'de alanında iyi olan. Burada da şunu söyleyeyim. Şimdi bizim rehberlik modülümüzde ve kişisel gelişim modülümüzde olacak. Evet. Kişisel gelişim modülünde yaklaşık 30'un üzerinde eğitmen olacak. 30'un üzerinde nasıl eğitmen olacak? Örnek vereyim. Mesela uluslararası sertifikaya sahip olan, alanında iyi akredite eğitim almış olan, özellikle İzmir'deki ekibimiz, kişisel gelişim ekibimiz burada olacak. Bu platform içerisinde olacak. Bu platform içerisinde kişisel gelişimden yaklaşık 50 tane alandan sertifikalı eğitimler verecekler online. Evet. Mesela yani. Birebir sertifikalı eğitimde ne verecekler? Mesela işte hızlı okumadan tutun, etkili okumadan tutun, hafıza tekniklerini tutun, satıştan tutun. Birçok alanda kişisel gelişimin içerisine giren her alanla ilgili. Bu hocam sadece kişisel gelişim mi olacak? Yok, sadece kişisel gelişim. Çok geniş bir platform. Dersler zaten de olacak. Yani tabii, dersler de olacak. Kimya, coğrafya. TYT modülü olacak, AYT modülü olacak. Çok güzel. Online ders modülü olacak. Seçenekler olacak. Tabii seçenekler olacak. Bunun içerisinde yani sadece öğrenciye değil size de hitap edebilecek. Yani siz de mesela örnek bir o platform içerisine girdiğinizde sizin de oradan faydalanabileceğiniz bir online eğitim platformu hazırlıyoruz. Mesela drama. Benim branşım. Her şey olabilir. Drama dersleri. Her şey olabilir. O da olabilir. Tabii ki şu var. Aşçılık. Bu platform içerisinde gerçekten ihtiyaç duyulan her şey olacak. Sertifikalı eğitimlerimiz olacak. Üniversitelerle anlaşmalı. Sertifikalı eğitimlerimiz olacak. Pedagojik eğitim mesela. Tabii ki. Artı düşündüğüm bir şey de ben burada açıklayayım. Şimdi kişisel gelişim modülünün yanına ben düşündüğüm bir modül daha var. Öğrenme atölyeleri modülü. Uygulama modülleri mesela eklenebilir. Orada alınan eğitimlerin veya işte teorik eğitimlerin orada kişisel gelişime şey olarak, ek olarak uygulama modülleri oluşturulabilir gibi. Böyle gerçekten Türkiye'de birçok insana hitap edecek bir modül, online eğitim modülü oluşturduk. Ha burada şu olabilir. Mesela öğrenci diyebilir ki hocam ben diyelim ki sizin belirlediğiniz saatte ben müsait değilim veya ders dinlemek istemiyorum veya ben online ders modülünden faydalanamıyorum şeklinde bir taleple bize geldiğimiz zaman alternatifimiz de var. Video eğitimlerimiz var. Yani kayıtlı. Kayıtlı öğretmenlerimiz tarafından video eğitimler olacak. Ya da her online kaydedilebilir mi o veriler? Şöyle, sistemin şöyle bir özelliği var.
Sistemde şu var. Öğrenci online dersi dinlediği zaman, sistem zaten onu kaydediyor. Tekrar girip çocuk o dersi oradan tekrar dinleyebilir. Sistemin zaten böyle bir özelliği var. Görüntüyü kaydetme, sesi kaydetme özelliği var. Yine onun üzerine ders çalışabilir. Tabii ders çalışabilir. Soru çözüm ortamlarımız olacak. Soru çözüm paketlerimiz olacak bunlar içerisinde. Soru çözüm paketlerinde işte neler var? Öğrenci soruları nasıl çözdürebilecek? Yani şu, bir öğrenci siz özel öğretim kursuna gönderdiğinizde sınava hazırlıyorsanız çocuğun A'dan Z'ye ihtiyaç duyacağı her türlü platform veya her türlü hizmet bu online eğitim platformu içerisinde mevcut bir hale getirildi. Dijital eğitimde gerçekten Türkiye'de bir ilk ben olduğu kanaatindeyim. Niye? Şu var, yaklaşık 10 yıldır ben birçok yazılım programlarını kullanıyorum. Ölçme değerlendirme programlarını da kullanıyorum. Ve hep görmüş olduğum eksikleri vardı. Birçok programın eksik yanı vardı. Ölçme değerlendirme çok ciddi bir şeydir. Yani siz eğer gerçekten objektif ve nesnel bir yaklaşımla çocuğun oradaki ders takibini yaptığınız zaman, rehberlik olarak söylüyorum, eğer elinizin altında böyle nicel veriler, sayısal veriler yoksa nitel yaklaşımlarla çocuğun ders takibini yapmak sizi çok zorlayabilir. Dolayısıyla elimizin altında sağlıklı ölçülmüş nicel ölçme ve değerlendirme verilerinin de olması gerekiyor. Yaptığımız ve yapacağımız online sınavlarda da özellikle bunu çok dikkate alarak ölçme değerlendirme sistemini de ona göre kuruyoruz. Çok güzel. Hocam sınav dedin. Evet. Şimdi biz öğretmenin karşısında dahi yeri geliyor kopya çeken bir toplumuz. Öyle mi? Evet. İş yakalamadın mı hocam öğrenciyi? Ya çekmedim. Çekmedin ben mi? Yok kendim çekmedim ama. Hocam sen öğrenci olamamışsın. Ama şöyle başımdan geçen ben iki olayı anlatayım. Lütfen. Çekmedim ama. Biraz monotonluktan çıkartalım. Arkadaşlar hocam. Benden ya bir kere tarih sınavına girmiştim. Hocam sen çok mu çalışkandın? Çalışkandım, evet. Çalışkan bir öğrenciydim. Hiç sevmediğim öğrenci tipi. İşte, hocam espri. Tarih sınavına giriyoruz. Tarih sınavında mesela arkadaşlar çoğu benden bakmıştı lisedeyken. Öğretmenimiz onlara 80-90 verirken bana 50 vermişti. Yani senden çektim de. Çok güzel. Demek yakaladım. Ölçme değerlendirme mesela sınavına girdik üniversitede formasyonda. Ölçme değerlendirmem de çok iyidir. Ölçme değerlendirme sınavında ben tüm soruları yani yüzlük bir kağıt vermeme rağmen çevremdeki arkadaşlar 80-90'ayken hocam bana 50 vermişti. Çok, hak etmişsin. Hiç acımadım sana hocam. Böyle bir maceram olmuştu hala unutmuyorum. Hocam elbette ki. Şimdi işin bu esprili yanı tabii. Ama ne kadar ya sağlıklı olur? Yani online sınav. Gördük, yaşıyoruz. Çevremizdeki insanlardan yaşıyoruz. Evet. Bu süreçte üniversite öğrencileri online sınav oldular. Değil mi hocam? Evet. Çoğu ben eminim bilenlerden anında ya şu var, şeyler geldi. Şimdi, yani ne kadar sağlıklı. Ya şimdi buna da bir çözüm bulabildiniz mi sizin programınızda? Bizim programımızda zaten bu var. Bizim programımızda ne var? Bizim programımızda şu var. Biz öğrencinin tüm bilgilerini aldığımız zaman örnek öğrenciyle ilgili bir kayıt mesela diyelim ki eğer İlerleyen süreçte mesela diyelim ki telefonun kamerası veya varsa, bilgisayarının kamerası varsa online yüz tanıma sistemi eklenebilir. Böyle bir düşüncemiz var zaten. Fakat şu var, biz online eğitimlerde veya online sınavlarda biz sınavı yapmakla mükellef olduğumuz için o kişinin kendisine kalmış bir durum. Yani şu var, her ne kadar dışarıda da olsa yani öğrenci dışarıda da olsa ona hiçbir şekilde müdahale etme şansınız yok. Çünkü o orada kişi kendiyle vicdanı arasında kalmış. Bak. Çünkü o zihniyette olan bir öğrenci yarın öbür gün sınava girdiğinde de açıklayabilecek hiçbir şey yoktur. Ama çok işini ciddiye alması gerekiyor. Yani dürüstlük ve samimiyet burada çok önemli. Erdem çok önemli yani. Çok doğru. Bunların çözümleri üretilebilir tabii de. Ben şuradayım biraz. Yani eğitmenlerimiz. Pedagoji de var biliyorsunuz. Evet. Birebir eğitimde o temas, sen kişisel gelişimcisin aynı zamanda. Evet. Bu çok önemli bir şey. Değil mi hocam?
Temas önemli. Yani göz göze temas. Göz göze gelme. Ona göre ders anlatımı. Ben bunları öğrenmek istiyorum açıkçası. Hı hı. Bunu nasıl sağlanacak? Yani evet, bir kamera karşısında ben şu anda onunla ilgili belki binlerce insanla diyalog halindeyim. Onunla ilgili bir çalışmamız var. Bir projemiz de var ama burada açıklayamayacağım. Tamam. Yani şöyle var yani. Bunlar da düşünülüyor. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Yani şu var. Ekibimiz gerçekten alanında iyi bir ekip. Eyvallah. Ve haftada birkaç kere bir araya gelip beyin fırtınası yapıyoruz bununla ilgili. Zaten çalışmalarımız da onun üzerine bina ediyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Ve şeyimiz gerçekten kadromuz çok sizler iyi. Sizler altyapısını oluşturuyorsunuz. Bizler altyapısını oluşturuyoruz. Eğitim kadrosu ben, sonradan. Mesela örnek arkadaşlar yazılımcı, bilgisayar programla ve yazma üzerinde çok çok iyiler. Örnek. Evet. Şimdi bir arkadaşımız var. Mehmet abimiz. Eğitimcidir. Mehmet abi. Mehmet abiye de çok selamlar söyleyeyim buradan. Siz de yaşlı hemen. Öyle mi? Peki selam olsun hocam. Mehmet Bey. Mehmet Bey de Elazığ piyasasını çok iyi bilen bir arkadaşımız. Rehberlikçi aynı zamanda kendisi. Yaklaşık 20 yıldır eğitimle uğraşıyor. Ne güzel. Birçok kurumda yöneticilik de yapmış bir arkadaşımız. Yani ticaret şeyini çok iyi biliyor. Boyutunu çok çok iyi biliyor. Şimdi ben kişisel gelişim üzerine ölçme değerlendirme ve rehberlik alanlarında da çalıştığımızdan dolayı özellikle ölçme değerlendirme benim için çok önemli. Aslında ben ölçme değerlendirme uzmanıyım. Eyvallah. Bu konuda da ciddi eğitimler aldım. Yaklaşık 10 yıldır ölçme değerlendirme. Üniversitede zaten 10 yıl laboratuvarda çalıştığımız için daha çok kimya alanında laboratuvarda daha çok hep ölçme değerlendirme ile ilgili analiz çalışmaları yaptık. 3 yıl evet. Hastanede mesela üniversite hastanesinde laboratuvar bölümünde cihaz eğitimleri, cihaz kullanım eğitimleri aldık. Burada ölçme değerlendirme analiz programları eğitimleri aldık. Sertifikalarımız da var bu konuda. Yani tam anlamıyla kendimizi geliştirdik. Yani Türkiye'de de şu an sınav ölçme değerlendirme bazıyla baktığınız zaman da şu an mevcut olan yazılım şirketleri de yazılım şeyleri de ciddi anlamda eksikler var. Ben senede 3 veya 4 tane program kullanıyorum. Şu an mevcut olan en üst düzey yazılımları kullandığım için bu yazılımdaki mühendislerle sürekli ben görüşüp eksiklerini de iletiyorum aslında. Yani iyi de bir kullanıcıyım. Geri dönüt verme açısından. Çünkü birçoğu arayıp hocam bu konularda ne yapabiliriz veya sistemimizle ilgili ne türlü eksikler var? Hani içerideki görmüyor ama dışarıdaki daha iyi görüyorum mahiyetiyle. Evet. Birçok kere arayıp yazılım şirketleriyle görüşüyoruz. Yani 4-5 tane yazılımı kullandığımız için de hepsinin eksiklerini bildiğimden dolayı da böyle bir ölçme değerlendirme sistemi oluştururken kendime uygun bir ölçme değerlendirme. Yani onların artıları eksileri neler? Daha üst versiyonda bir ölçme değerlendirme sistemi bunun içine ekliyoruz. Kimisinin fazlası, kiminin eksiği? Yani ortak şu var, benim istediğim tarzda bir ölçme değerlendirme sistemini ben faaliyete geçirdiğim zaman Türkiye'nin de en iyisi olacağı kanaatindeyim. Nedeni şu, çünkü verileri sağlıklı bir şekilde analiz etme imkanım var. Analiz etme imkanım olduğu için ve burada öğrenciyi net bir şekilde görebilme imkanım var. Çok doğru, çok doğru. Hocam bir mesajımız var. Aynı Mehmet mi bilmiyorum. Mehmet Uzun muydu hocamızın ismi? Soy ismini bilmiyoruz herhalde. Mehmet. Hayırlı programlar. Milat Bey saygılarımla Mehmet Uzun. Bize selam yollamış efendim. Biz de Mehmet Bey'e. Mehmet Uzun değil. Mehmet. Kısa Mehmet Bey. Yok. Evet, Mehmet Bey. Mehmet hocamıza evet, selam hocam. Olsun. Mehmet Uzun Bey'e de selam olsun diyelim. Şimdi hocam çok güzel bir olay elbette. Yani eğer bir önümüzdeki bir 10 yıl içerisinde onunla eğitime kaçınılmazsa geçilecekse bu tip hazırlıklar, bu yazılımlar, bu programlar çok önemli diye düşünüyorum. Bunlar da onların altyapısı aslında. Yani sizin yaptığınızda benim, ki ben eminim çok teferruatlı bir program olacak. Şu var, buradaki en büyük avantajım şu. Çalıştığım ekiplerin hepsi profesyonel ekipler. Özellikle İzmir'deki kişisel gelişim ekibimiz, Türkiye'nin en iyi kişisel gelişim ekibidir. Hocamız da birçok alanda eğitim vermiş. Şu an Türk Hava Yolları Kurumu'na da sürekli eğitim veren birisi. Sürekli eğitimleri var. Yaklaşık 100'ün üzerinde de eğitim koçu yetiştirmiş. Yani böyle profesyonel alanda. Ve 25'in üzerinde de uluslararası sertifikaya sahip birçok alanda eğitim verebilen üst düzey kişilerle biz eğitim yapacağız. Çok güzel. Peki böyle hocam, bir bunun bir de avantajımız var. Eyvallah. Bunun bir de
ticari yönü var. Ticari yönü muhakkak şimdi, var. Şimdi bu programın ne bir getirisi olacak? Bir emek harcanıyor, bir hazırlık, birçok insan bunda online eğitim verecek değil evet. mi? Bunlar nereden para kazanacak? Bunlar eğitimlerle para kazanacak. Eğitimlerle. Yani bu da online. Online eğitim. Yani tabii. Öğrenci eğitimini yani ücret karşılığında şu var Milat Bey. Öğrenci yani eğitimlerini ücretle alacak, ücretini peşin ödeyecek. Kesinlikle peşin ödeyecek. Evet. Yıllık çünkü alacak. Şu an internette geziniyorum ve bakıyorum. Birçok online eğitimle ilgili eğitim veren programlar var. Hepsi aylık bazda veya Zoom üzerinden yürüyüş yapıyorlar. Şimdi ben bir eğitimci olarak veya bir veli olarak çocuğumu bir kuruma emanet ettim de ben bir yıllığına emanet ediyorum. Ben bir aylığına veya iki aylığına emanet etmiyorum. Bizim yaptığımız çalışma da yıllık bir çalışma olacak her alanda. Özellikle sınava hazırlanma üzerine. Eyvallah. Yani ilkokul 1'den ilkokul 12'ye kadar her alanda biz ders verebilecek şeye sahibiz, potansiyele sahibiz. Bu özel bir eğitim kurumu olacak online aynı zamanda. Özel bir eğitim kurumu gibi düşünün. Peki dijital bunu, eğitim kurumu. Bunu Milli Eğitim tanıyacak mı? Valla bunu Milli Eğitim tanımak zorunda. İlerleyen süreçte tanımak zorunda. İlerleyen süreçte. Tabii süreçte. Şu an belki ihtiyaç duymaz ama ilerleyen süreçte çünkü online platforma geçildiği zaman çünkü Milli Eğitim de artık buna çünkü düşünün EBA üzerinden online eğitimler verilmeye başladı. Hocam okullar artık stüdyolar mı olacak? Olabilir. Öyle mi geliyor? Olabilir. Yani burası bir stüdyo işte. Karşıda kamera. Efendim. Ama fark şu. Ben bir şey söyleyeyim. Niye? Şimdi siz online eğitim yaptığınızda, dersinizi diyelim ki 30 kişi, 40 kişi veya 50 kişi izliyor. Bizde şöyle bir avantajımız var. Biz sınırlamayı 12 ile sınırlandırdık. Sınıf sayısını 12 ile sınıflandırdık. 12 ile sınıflandırdık ve oluşan sınıflar tamamen homojen sınıflar olacak. Yani çok iyi öğrenciler bir yerde, orta öğrenciler bir yerde, düşük olan öğrenciler bir yerde. Yani homojen sınıflar olacak. Homojen sınıflar olacağı için dersin akışı ve dersin işlenişi daha keyifli hale gelecek. Yani böyle bir avantajımız var. Dolayısıyla öğrenci soru sorabilecek. Online eğitimde orada soru sorabilecek. Oraya geliyordum hocam. O soru soracak. Mesela 10-12 tane, 10-12 kişi. Kabrel vuku var tabii, hocam sende. Soru sorabilecek, sorusuna yanıt alabilecek. Öğretmeninden sorusuna hocam, yanıt alabilecek. Bizim TRT'de bir şey var biliyorsunuz. Zeki Müren de görecek bizi. Hoca da bizi görecek. Görecek. Bu çok önemli. Şimdi oraya gelecekti. Yoklama. Yoklama alınacak tabii ki. Bakın bak şu var. Siz veli olarak siz böyle bir sisteme şey yaptığınız zaman, öğrencinizi kaydettiğiniz zaman bunun mobil uygulaması zaten olacak. Siz öğrenci şifresi öğrenci şifresiyle kaç arıyor öğrenci? Öğrenci şifresiyle evet. ve öğrenci TC'siyle diyelim ki girdiğiniz zaman veli modülünde kendi numaranız kayıt kendi bilgileriniz de olacak veya kendi şeyle girdiğiniz zaman öğrencinin o haftaki ders kaç saat ders dinlemiş? Denemeden ne yapmış, sınavlardan ne yapmış, rehberlikten o hafta neler almış hepsini görebileceksiniz. Hocam devamlı sıkıntı sınıfta bırakma olacak? Yok olmayacak. Öyle bir şey yok. Şimdi bu işin esprisi tarafı ama yani, yarı espri yarı ciddi. Şimdi ben espriyi de sorup da bazı bilgiler alıyorum hocamdan. Bunlar çok önemli şeyler. Yani veliler de benim çocuğum öyle bilgisayarın başına geçip dersini izler değil diyor veli şu anda. Çoğu belki de. Bunları öğrenmeye vallahi çalışıyor. Valla ben net bir şey söyleyeyim mi? Eğitim yani net şüpheleri bir şey söyleyeyim var. Net bir şey söyleyeyim. Söyle hocam. İhtiyacı olan alsın, ihtiyacı olmayan almasın. Ciddi olan alsın. Hocam işte o bilince sahip olmak lazım onun için. Ben ciddi, bak i̇şte ben objektif yaklaşıyorum. Ciddi olan alsın, ihtiyacı olan alsın, ihtiyacı olmayan almasın. Niye? Şu var, ortada bir ihtiyaç varsa ve bu ihtiyacı gidermek için bir şeyler yapıyorsanız bu işin şakası yok. Eyvallah. Ha, bu işin şakası yok. Ben katılıyorum sana. Yani eğer kaçınılmazsa bu süreç geçecekse mesela ben şunu söyleyeyim. En iyisiyle çalışmak. Ben şunu söyleyeyim. Diyelim ki birçok öğrencimiz oldu. Rehberlik modülünde de yine ben tek tek öğrencileri hafta hafta ay ay inceleyeceğim. Öğrencinin verilerini orada da grafiksel olarak benim önüme gelecek. Öğrencinin ismini yazdığım zaman orada tüm şeyleri çıkacak grafiksel olarak. O öğrencimizde ciddi anlamda bir gelişme görmediğimiz zaman biz veliye zaten geri dönük yapacağız orada. Hocam biraz da anladık online'ı. Yani evet. Ben gerek sizin anlattığınız gerek benim sorularımla eminim
Evet, mesaj var. Onu bir okuyalım. Başka bir şeye geçeceğim. Bizimle alakası değil herhalde. Evet, haber servisine atmışlar. Onu değerlendirirler efendim. Şeyi. Hocam, önümüzdeki hafta, hafta sonu bir AYT ve TYT sınavı var. Öğrenciler. Son bir 5 dakikamız var. Öğrencilerimize öneri olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi şunu, sınava girecek. Şunu söyleyeyim. Ben beklerdim ki öğrenciler sorsunlar. Böyle değerli bir hocamız buradayken bunu, ama ben sordum. Buyurun hocam. Vallahi şu var. Sınavımız daha önce biz sınav kaygısından bahsetmiştik. Etmiştik. O sınav kaygısından bahsederken sınav öncesi ve sınav anında sınav kaygısıyla nasıl baş edileceğiyle ilgili tüm fikirlerimizi burada beyan etmiştik. Evet. Ha, burada şunu söyleyeceğiz. Öğrenciler sınava girmeden önceki gün ders çalışmasınlar. Ders çalışmasınlar. Yani birçok öğrenci bunu yapıyor. Bir gün kala ders çalışıyor. Hayır. Biraz kafayı boşaltsınlar. Son bir gün kala ders çalışmasınlar. Dersi bıraksınlar. Ne yapsınlar? Sosyal aktivite yapsınlar. Aileleriyle güzel vakit geçirsinler. Gelsinler, dolaşsınlar, ev içerisinde güzel etkinlikler yapsınlar. Sinemaya, gerçi sinemaya gitmek zor ama. Yani şu süreçte, serbest hocam birinde. Şu süreçte mesela ne yapabilir? Ailesiyle beraber yürüyüşe çıkabilir. Ailesiyle beraber bir yerlere gidebilir. Yani bu tür şeyler yaparak o baskıyı, o stresi biraz azaltmaya çalışsınlar. Sosyal aktivitelerle, işte müzik dinleme gibi, müzik dinleyebilirler. Sevdikleri müzik gibi, kitap okuma gibi. Gırgır şamata yapsınlar. Gırgır şamata yapsınlar. Ve son ana kadar ders çalışmasınlar. Ders çalışma girdiği zaman veya ders çalışmaya başladığı zaman o stresi daha da çok arttıracaktır. Sınavdan bir gün önce. Sınav günü de mümkünse sabah erken kalksınlar. Ve özellikle bu 2-3 gün kala da eğer bir uyku düzenleri varsa, uyku düzenlerini çok değiştirmeden sabah erken kalkacak şekilde bu uyku alışkanlıklarını sabah kalkış saatini ona göre ayarlasınlar. Sabah kalktıkları zaman güzel bir kahvaltı yapsınlar. Ağır şeyler yemesinler. Hafif şeyler tüketsinler. Kalorisi düşük olan ve bol sıvı tüketsinler. Bunları yapmaları gerekiyor. Yani çünkü daha önce söyledik, birçok şeyde de bunu anlattık. Sınavda çok çalışan veya bilgiyi daha iyi öğrenen değil, sınavda o zamanı, o iyi zaman yani, dilimini iyi yönetebilen, kaygısını kontrol edebilen kişiler bir adım daha önde olacak ve rakibini orada geçecektir. Buna dikkat ederlerse iyi olacaktır. Çok güzel. Velilere için bir şeyler söylemek ister misiniz? Velilere ben şunu söylüyorum. Velilerimiz şu var. 12 yıllık bir emeği çocuklarımızın emeğini 3-4 saatlik bir zaman dilimine sığdırıyorlar. Onlar için çok zorlu bir süreç ve çocuklarını tabii ki iyi yerlerde görmek istiyorlar. Yani şunu yapsınlar, çocukların üstüne çok gitmesinler, baskı oluşturmasınlar. Çünkü bazen çocuklardan çok veliler çok heyecanlı oluyor ve çocuk heyecanlanması bile o veliyi orada gördüğü zaman çocuk da bundan negatif etkilenebiliyor. Çok doğru. Buna çok davranışlarına, hal hareketlerine dikkat etsinler. İletişim kurarken pozitif bir yaklaşımla veya pozitif bir dille yaklaşsınlar ki çocuğu sınava sokarken bir de kendinden dolayı da şey yapabilir, yani etkileyebilir veya kendisinden kaynaklı da bir sebep olabilir. Bunların önüne geçmek için de işte çocuğu iyi gözlemlemek gerekiyor veli olarak. Bu süreçte yanında olmak gerekiyor, destekçisi olmak gerekiyor. Ve şunu söylesinler çocuklara, yani bu sınavdır, hayatın sonu değil. Başarsan da yanındayız, başarısız olsan da yanındayız. Bir mesaj vermemiz gerekiyor. Bir sene sonra tekrar girersin değil mi? Evet, yani çocuğun tabii niyetine göre rahatlatıcı şeyler söylemek gerekiyor. Tamamen bizimle ilgili bir durum. Abicim okuyun lütfen demiş. Keşke olayda da okuyaydım. Yok şu anda bir şey. Yazmamışsınız. Abicim okuyun lütfen demişsiniz sadece. Bitti mi? Süremiz. Söylemediler mi? Söylerler. Şimdi 45 olmuş efendim zaten. Şöyle değerli izleyenler, ben Osman hocamla bugün AYT ve TYT yapacağımız sınav öncesi son programımızdı. Evet. Sezon finali yapacağız zaten yarın inşallah. Hocamıza yıl boyu bizimle birlikte olduğu için çok
büyük katkılar sağladığı için programımıza ve siz izleyenlerimize diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun hocam. Allah kısmet ederse, eğer olursa birlikte seneye inşallah birlikte olabileceğiz. Ben huzurlarınızda minnet duygularımı sunuyorum kendisine. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Bu yeni programda, yeni çalışma arkadaşlarıyla başarılar diliyoruz. Tabii ki toplum için, eğitim için bir çalışma içerisindeler. Başarı muvaffak etsin Allah sizlere diyoruz hocam. Bütün öğrencilerimize de tabii mesaj verelim. Başarılı olmanız için o sınav kaygısını kontrol altında tutun. Dua edin. Bol bol dua. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, var olun. Bir buruk oldu sanki, değil mi hocam? Yıl boyu beraberiz. Efendim çok teşekkür ederiz. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra çok önemli bir işletmemiz bizlerle birlikte olacak. Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Bayram. Efendim Bayram Tekstil, herkes çok yakinen bilir Elazığ'da. Bizimle birlikte olacak, yeni çalışmaları müşterilere sunumlar hakkında bilgiler verecekler bize. Sağ olsunlar. Sümeyye Bayram'la birlikte olacağız. Kısa bir ara, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Sakın bir yere ayrılmayın. Evet değerli izleyenler, kısa bir araya, bir reklama gittik, sonra tekrar birlikteyiz. İlk bölüm sonunda bahsettiğim gibi efendim, Elazığ'ın büyüyen bir devi. Gerçekten göz dolduran bir büyüme sağladılar. Ben Elazığ'daki işletmelerimizin büyümesini çok hoşuma gidiyor. Eminim bütün Elazığlılarımızın da hoşuna gidiyor. Açılmaları hatta şehir dışına, diğer illere, efendim söyleyeyim, ülke dışına da sarkmaları bizim için çok hoşumuza gider. Ama Elazığ'da gerçekten çok büyüdüler. İnşallah öyle de çalışmaları vardır diye düşünüyorum. Bayram Tekstil efendim, bugün konuğumuz Sümeyye Bayram, Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Daha önceki gelişiniz farklı bir amaçlaydı. Evet. Bir ulvi görev için gelmiştiniz, aynen, değil mi? Aynen öyle, aynen. İHA'nın kadın birimi, yetim birimi. Yetim birimi gelmiştiniz. Ama şu anda kendi işinizle ilgili, bugün kendi sektörünüzle ilgili konuğumuz oldunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yine İHA ayağımız devam ediyor. Devam ediyor, değil mi? Tabii tabii, onun kesinlikle o ayağı. O da çok güzel bir şey. Ben çok beğeniyorum çalışmaları. Yani yetimlere yardım ediyorsun, kıyafet giydiriyorsun. Şey. Yani vicdani yönü çok güzel. Bir de hani babasız olan birine destek olmak çok güzel. Eyvallah. Bunları konuşacağız. Tabii ne zaman konuşalım? Hı-hı. Onları hatta yeni sezonda konuşalım isterim. İHA ile ilgili. Tabii. Ama bugün ben bu işletmemizin, hı-hı, çok güzel işler başı, yeni skalalar geldi tabii. İş yerinin büyümesiyle daha da açıldılar. Mobilya, perde, çeyiz, züccaciye hepsi. Büyüttüler işleri. Bunları da konuşacağız. Ama birkaç dakikanızı rica ediyorum. Tabii tabii. Mutfağımız ya, yemekle yetişecek Sümeyye Hanım. Tabii. Bayanlar için yemek de önemli. Akşama herif gelecek eve. Vallahi artık bayanlar için de o yemekler yapılıyor yani. Değil mi? Yani yapılmak zorunda. Bayanların diliyle konuşayım dedim. Akşama herif gelecek. Lafın kesek. He buyurun. Eyvallah. Güzel de görünüyor. Vallahi değil mi? Çok güzel. Güzel kokular çıkmış abi. Evet şefim. Sebzeli, mantar, sote. Sote, evet. Evet. Bir de neyimiz vardı? Bir daha yoğurtlu, boncuk makarna. Boncuk. Var. Boncuk makarna. Nedir boncuk makarna, bilir misin? Yok, bilemedim. Boncuk makarna da yüksük makarnanın birleşmesi. Boncuk. Tabii. İyiymiş. Zaten biraz sonra kamerada gösterirse, seyircilerimiz de görsünler. O kendiliğinden boncuk makarna, yüksük makarna içine geçiyor zaten. Güzel bir görüntü veriyor aslında. Yani. Çok güzel. Yani bir yandan da biraz daha daha az görünüyor biraz o içine geçtiği için. O kabarıklı gidiyor. Ama besleyici oluyor. Ama besleyici oluyor. Değil mi? Evet. Doğru. Neler yaptık? Bir anlat şef. Şimdi önce mantarımızı yağda kavurduk. Suyunu verdi. Tekrar çekti. Suyunu çektikten sonra, yağ bindikten sonra soğan ve sarımsağı verdik. O da iyice kızarttıktan sonra, soğanlar pembeleştikten sonra biberimizi verdik. Şu an son aşamadayız. Domates vereceğiz artık. Domatesle beraber piştikten sonra da pul biber ve tuzunu verdik. Fazla bir baharat katmıyoruz zaten. Evet. Her zamanki gibi biraz sade oluyor yemeğimiz. Güzel proteinli bir yaz yemeği. Aynen öyle. Özellikle çocuklar mantar pek sevmezler. Tavsiyem böyle durumlarda sebze biraz da bol tutsunlar. Yani biz buna bir ölçü verdik ama mesela biberi, ne bileyim, domatesi biraz da bol tutarsa fazla mantar işine görmez ama en azından bu çocuklar yedirmiş. Sen gene de ön yargı oluşturma. Seven çocuklar da var. Var elbette. O sever zaten, değil sever. Mi? Biz söylesek de ona yenir yani. O yenir zaten de, sever. Eyvallah. Sevmeyenler için söylüyorum. Sevmeyene yedirmek. Sever misiniz mantar? Evet. Ben çok güzel, severim. Güzel. Mantar. Hele o göbelek dediğimiz köy mantarları, hmm, harika olur. Evet. Abi et fiyatından pahalı ama. Aynen. Böyle astronomik bizim Yeni Cami'nin orada satarlar biliyorsun. Değil evet, mi? Evet biliyorum. Ozat Garajı'nın, evet, orada. Abi o gün biz sordum, 100 küsür
200 küsür milyonlar. Yani o biraz da büyüğüne göre farklılık evet, göster fiyatı. Şeyine göre mi? Hani dağda yetişen farklı, yetişiyor. Meşenin kökünde meşe, yetişen evet. farklı. Onlar genelde Tunceli'de gelir. Orada meşe fazla olduğu için. Bizim dağlarda da var yani. Evet, var dağda var yani. Evet var. Var. Ama işte yerine göre de değişiyor tabii. fiyatlar. Evet. Peki kolay gelsin. Bir de makarnayı haşladın galiba. Evet haşladık zaten. Şu an onu gösterebiliriz aslında da. Yoğurdu da hazır. Diğer garnitürü de hazır. Bezelesi, kornişonu doğradık. Biraz sarımsak tabii doğradık yine. Onu da karıştırdım. Üstüne biraz tereyağı ile pul biber dağlayıp onu dökeceğiz. Çok güzel. Peki kolay gelsin sana. Teşekkür ederim. Şefim gelelim. Sümeyye Hanım'a bayram tekstilimiz efendim. Gerçekten az önce de söylediğim gibi çok takdir ettiğim bir işletme. Basamakları böyle kademe kademe yükselen, yani altyapısı sağlam olan bir işletme haline aldı. Tekstil tabii. Evet. Yani iş alanları tekstil. Ne var bunların içerisinde? Çeyiz. Züccaciye, perde. En önemli şeyimiz de perdeyle evet, başladınız. Perde. Değil mi? Hı hı. Ama yeni skalarına böyle şeyler de eklediler efendim. Ürün skalalarına. Mobilya geldi. Evet. Değil mi? Mobilyamız başladı. Mobilya aksesuarları. Daha çok aksesuar, mobilya tarzı. Yeni başladık orada. Çok iddialı değiliz. Ama biz tekstilde çok iddialıyız. Perdede, halıda. Perdeyle başlayalım isterseniz. Tabii olur. Perde yeni markalarla da. Şimdi eskiden tabii. de. Vardı o küçük yerlerimizde ama değişik seçenekler yani ucuzuyla, pahalısıyla her müşteriye hizmet etmeyi tabii, şey yapıyordunuz. Amacımız o Elazığ'ın tamamına hitap etmek. Yani ben insanları kategorize etmiyorum. Hani herkesin bütçesine göre ürünler bizde var. Çok evet. Ürünlerimiz de var, çok uygun ürünlerimiz de var. Evet. Perdede bildiğimiz bütün markalarla çalışıyoruz. Bir de zaten şuna inanıyorum, bir evi en çok gösteren şey, en şık dur, yani perde tamamlayıcı. Gösteren. Çok doğru. Yani perdesi, bir evi gösteren şey perdesi ya, ve halısı. Perde ve halı, ha, onu söyleyecektim. Yani mobilyayı ne koyarsanız koyun, ona uygun bir perde, bir halı attın mı artık havası değişiyor. Mobilyanın çok böyle lüks olması ya da çok ben buradayım, ben buyum demesinden ziyade perde onu tamamlıyor. Tamamlayıcı şimdi, bir şey. Sümeyye Hanım, böyle bir işletme... Erkek gözüyle farklıdır. Hı hı. Bir de sizin gibi yönetim kurulu başkanı olarak bir kadının gözüyle farklı. Yani kadının dilinden anlayan, tabii, tabii. evin dilinden anlayan bir yani, insanın olması artı kazandırıyor sanki değil mi? Yani yıllardır bu sektörün içinde olduğumuzdan dolayı kaç yıl oldu bu arada? 16. 16. Ben 16, eşim 20 yıldır. Tabii. Aynı sektördeyiz. 4 sene sonra ele aldın yani Sümeyye Hanım. Aynen. Harikasın. 4 sene sonra evet. artık ben girdim. Şey var bir de. Hani perdeyi satarken de çok mutlu oluyorum ben. Düşünsenize bir insan geliyor evine diyor ki benim mobilyalarım şunlar 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 abla bana perde beğenelim. Aslında yıllarca o senin beğendiğin ya da beraber beğendiğiniz ürüne bakıyor. Vitrini aslında. Onun duvarı senin vitrinin. Çok doğru. Ama doğru kararı vermek lazım. Mesela doğru mobilyaya doğru perdeyi seçebilmek burası lazım. Sizin işiniz. Ya biz kararsız müşterileriniz ha, olur. Aynen. Değil biz mi? Ürünleri sıralıyoruz. Aslında buna bu yakışır diyoruz. Bayan içinden ya da erkek içinden bunları seçiyorum diyor. Ya da hiçbirini seçmiyor. Ben bunları sevmedim diyor. Benim tarzım bu. Ona da saygılıyız ve onun istediği ürünler olsun. Anlıyorum sizi. Ama şu kesin, hani her gelen müşterilerimizden şunu istiyorum. Mobilyalarınızın fotoğrafını getirin, birbirine tamamlayalım. Evet. Fotoğrafıyla, kırlentiyle geldiği zaman biz ona çok güzel kombinler çıkartabiliyoruz. O zaman ayrıntılı fotoğraflar istiyorsunuz tabii ki. Ya bir odan bir görselini çek, şimdi bizim için fotoğrafta yeterli. Yanılma olabiliyor. O yüzden söylüyor, kırlentlerde değil mi? Kırlentini getirdiği anda olayı çözüyoruz. Rengi görünüyor zaten. Mobilyanın kırlenti yani kanepelerin, koltukların kırlentiler oluyor. Aynen. Efendim mesajlarımız da gelmeye başladı. Programınızı zevkle izliyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş bir izleyenimiz. Çok teşekkür ederiz. Eksik teşekkür olmayın efendim. Elimizden geldiğince böyle güzide insanlarımızı, başarılı özellikle insanlarımızı Sümeyye Hanım gibi sizlerle buluşturuyoruz. İzleyenlerimize bir nebze olsun mihmandarlık yapıyoruz. Alışverişleri yapacakları yerleri tanıtmaya çalışıyoruz. Gayemiz bu tabii ki. Şimdi Sümeyye Hanım elbette iki dükkan vardı. İlk önce aşağıdaki dükkan, aynen. o Yeni Cami'nin oraya yakın olan dükkan. Sonra yukarıya köşeye bir yer açtınız.
Sonra da şimdi ikisini bir arada topladığınız büyük bir yer oldu. Aynen. Ne, avantajlı oldu mu şimdi size tek şey yerde var. Toplanması? Biz bir züccaciye markasının, markayı çok da belirtmek istemiyorum, shop mağazasını açtık. Evet. Ondan dolayı o mağaza yeterli olmadı. Yeni mağazamız 5 katlı. Dediğim gibi biz orada mobilya sektörüne girdik. Son katımızın mobilyaları... mızı kurduk ki çay setini sattık mesela. Elazığ'da biz 5-6 kamyon çay seti sattık. Çok maşallah, uygun fiyatla sattık. 5-6 kamyon. Aynen 1000 lirayla sattık yani. Ama fiyatı dip fiyat verdik. Müşterilerimizin her eve girsin istedik. Biz aslında her evin bizden alışveriş yapmasını hedefleyerek yaptık bunu. Her insana hitap etmek istiyoruz. Aynen her insanda zaten şöyle bir şehrin doğusu da bunu aldı, batısı da bunu aldı. Bingöl'e gönderdik, Tunceli'ye gönderdik, Malatya'ya gönderdik. İnanmazsınız biz buradan Ordu'ya yolladık, Ankara'ya yolladık. Eminim. Hiç şey sıkıntımız olmadı. Hamdolsun artık ama dur dedik. Bu kadarı bunu büyüme sattık. Korkuttu mu biraz? Büyüme yok, korkutmadı. Çünkü sağlam adımlarla ilerliyoruz. Tabii biz depremi geçirdik. Deprem döneminde tam depremin olduğu gün taşındık. Evet, evet, evet. Onu da biliyorum. Öyle bir talihsizliğimiz oldu. Depremi atlattık, arkasından virüs geldi. Bina yeni bir bina ama sorun yok diye düşünüyorum. Binada, yeni taşındığım binada hiçbir sıkıntı yaşamadık hamdolsun. Allah yardım da ediyor demek ki. Eski binadan taşındığınız gün. Aynı gün deprem oldu. Tabii Rabbim yollarımızı açıyor. Demek ki iyi insanların iyi dualarını almışız. İyi gidiyor. Siz, şu an iyi gidiyor. Yaptığınız işlerle zaten o dualara sahipsiniz Allah diye düşünüyorum. Özellikle İHA'da yaptığı Sümeyye Hanım'ın büyük çalışmalar var. Hem şahsı adına hem İHA adına. Yani bir taş olabilmiştik, bir damla su olabilmiştik. Bundan iyisi yok yani. Tabii ki yani ben bunların dile getirmemiz pek hoşunuza gitmez. Ben biliyorum, tanıyorum. Çok basit şeyler evet. Bunlar. Şimdi çeyiz. Yani zaten ana temamız perde ve çeyiz. Ev konsepti. Ev konsepti. Onlarda yenilikler var mı çeyizde? Çeyizde şöyle bir açılıma girdik. Şimdi bizden çok uzun vade taksit istiyorlar, elden taksit. Artık biz insanları da zorlamak istemiyoruz. Firmalar da diyor ki bizim bir bağlantımız var, bizim bir şeklimiz var, bizim ürünlerimizi işte 10 aydan daha fazla taksit yapamazsın. Çünkü biz marka değeri olan firmalar, şimdi biz müşterimizi de yormak istemiyoruz. Artık bankalarla, Halk Bankası, Albaraka Türk'le anlaşmalar yaptık. Bizden ürünü alıyorsunuz. 12, 24, 36 aya kadar vadeyle. 36 aya kadar. Hı-hı. Her üründe mi bu? Her üründe. Yani çeyiz de olacak. Şimdi bu çeyiz demek değil ki evli insanlar da alamaz. İlla yeni evlenecekler alacak gibi bir şey düşünmeyin. Evini yenilemek istiyorsun. Mobilyanı alırsın, perdeni alırsın, halını alırsın. Züccaciyeni alırsın, nevresimli yorganını alırsın. Hepsini bir oturur hesaplarız. Ondan sonra bir fatura veririz. Ona göre sizi bankaya yönlendiririz. Oradan size de dönerler. Bize de dönerler. O şekilde bir ticaret yapmış olabiliriz. Çünkü 36 ay uzun bir vade. Kesinlikle. 24 ay uzun bir vade. Elden 36 ay 3 yıl. Demek 3 yıllık bir süreç. Yani yeni evlenen bir çeyiz yapmak isteyen bir çift için çok ideal diye düşünüyorum. 3 evet. ay. Bu da güzel bir hizmet. Bir de depremde evlerimiz yıkıldı. Evet. O da çünkü var. Eşyalarımız gitti. Evet. Haliyle bu insanlar yine alacaklar. Kolaylık sağlamak zorundaydınız. Kolaylık, evet evet, kolaylık sağlanmak zorundayız yani. Çünkü bu insanlar bizim halkımız. Biz de Elazığlıyız. Çok doğru. Birbirimize destek olmak zorundayız. Çok doğru. Sümeyye Hanım, tabii perde ve çeyiz vardı. Hı hı. Asıl işiniz. Evet. Bir de züccaciye de eklendi. Züccaciye de iddialıyız bize, hamdolsun. İyiyiz. Evet, yani gerçekten ünlü markalarla. Aynen. Her kesime hizmet etmek adına. Çok güzel. Ben tabii daha geliyorum sık sık. Ben aynı zamanda müşterileriyim tabii. Teşekkür ederim. Züccaciye'de de ben malum bir mutfak programı yapıyoruz. Yenilikleri görmek için arada bir ziyaretlerine giderim. Böyle ne var? Tencere takımı gelmiş mi? Düdüklü tencere var mı? Şu var mı? Ama görüyorum ki artık karar veremiyoruz. O kadar seçenek var ki içlerinde. Aynen. Mesela bayanların en çok korktuğu şey ne biliyor musunuz? Düdüklüm patlarsa. Ya patlarsa? Ama patlamama garantisi olan düdüklü var. Tabii ki. Yani hani bunu görünce bunu da alabilirsiniz. Genelde yeni ev kurmaya çalışan, böyle evlenmeyi düşünen gençlerde bu büyük bir korku oluşturuyor. Aynen. Ama eski nesilde de var bu ürünler. Bir de şey var. Bizimkiler hani marka olduğu için ürünün arkasındalar.
Üründe bir sıkıntı olduğu anda diyorsun ki ürünün bu şekilde garanti kapsamına girmese bile inanın ki zorlayarak onu biz garantiye sokuyoruz. Ben onu biliyorum sizin. Yani gerçekten elinden geleni müşterileri için yaptığınızı çok iyi biliyorum. Şahit oldum. Yani her zaman firmanın yanında değil, müşterisinin yanında olan bir bugün işletmen. O firmayla çalışırım. Bu yüzden büyüyorsunuz zaten. O firmayla çalışırım. Ama şey de var, insanlar kolay kazanmıyor. Yani bir tencereyi almak için 10 kere düşünüyorsa bir insan demek kolay kazanmıyor. Niye mağdur edelim? Çok doğru. Peki Sümeyye Hanım, bu süreçte, hani bu pandemi süreci, biz malum dünya bir, Elazığ iki diyoruz. Evet, yani iki süreci birden yaşadık. Hem deprem, akabinden kendimize gelemeden bir de bu virüs, COVID-19 denilen, koronavirüs denilen virüsü bayağı bir ekonomik açıdan hırpaladı insanımızı. Evet. Dünyayı hırpaladı. Dünya devlerini hırpaladı. Daha evet. Bizi avama. Siz nasıl etkilendiniz mi bu süreçte? Yani etkilendik tabii. Ama evet. Sağlam ticaretle ilerlediğimiz için hani böyle aman aman yerle yeksan etmedi bizi. Ne kadar güzel. Yani tedbirli oldunuz. Tedbirli olduk ama hani bunu depremi hiç kimse öngöremezdi. Pandemiyi hiç kimse öngöremezdi. Bir anda olan şeyler. Tabii ki. Yani yarın ne olacağını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O yüzden ben bütün esnaflarımız için de söylüyorum. Hep ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Ona göre tedbirlerimizi almalıyız. En az 3 ay hem çalışanımızı hem kendimizi koruyucu tedbirler almak zorundayız. Ya biz mesela o dönemde hiç çalışan işten çıkarmadık. Tabii ki. Çok güzel. Yani ne deprem döneminde ne pandemi döneminde çalışan işten çıkarmadık. Ekonomik anlamda korudunuz çalışanlarınızı. Tabii, tabii. Peki devletten destek gördünüz mü? Yani faydalandınız mı yani? Faydalandım ve devletimiz gerçekten hani halkımız ne der bilemiyorum. İnsanların görüşleri nedir bilemiyorum. Ben bunu hükümet olarak değil de devlet olarak devlet görüyorum. Devlet olarak görüyorum da. Ben kesinlikle, o yüzden hükümetten değil de devletten diyorum. Yani kesinlikle şunu hep söylemişimdir. Ticaretle uğraşanın siyasetle işi olmaz. Benim olmalı. Siyasetle işim yok. Ama gerçekten devletimiz yanımızda durdu yani. Hiçbir esnaf da hani durmadı demesin yani. Çok durdular. Doğru. Güzel imkanlar sunuldu. Yani krediler olsun, geri ödeme koşulları olsun. Devlet bu anlamda ama bankalar, bakın devletin söylediği ayrı oldu. Bazen bankanın uygulamaları farklı olabildi. Sorun zaten o sorun yaşayan esnaflarımız da bu anlamda sorun yaşadılar. Bankalar tabii ki zorluk çıkarttılar. Evet, yani bankaları bu yönde hep buradan söyledim biliyorsunuz. Tabii onlar da kendilerini düşünüyorlar ama bu ülkede bankacılık yapıyorlar. O yüzden devletin almış olduğu kurallara harfiyen uymak mecburiyetindeler. Değil mi Sümeyye Hanım? Yani öyle bu ülkenin insanları üzerinden geçiniyorlar ve bence evet. bu ülkenin insanların en çok sömürenler de onlar. Çok haklısınız. Yani bir destek olmalılar yani. Evet. Ki bankalar da riski almazlar. Şimdi siz müşterilerinize yani. Dediniz ya 36 aya kadar evet. Bir şey sunuyorsunuz. Bu banka üzerinden mi sadece? Banka yani bizim şöyle bir şey var. Biz de neticede ticaret yapıyoruz. Ben 36 ay yapamam. Benim bir de duruşum var. Ben 36 ayda şunu istiyorum, 24 ayda şunu istiyorum, vadesini böyle istiyorum diyemem. Diyemezsiniz. Bu benim kişiliğime bir kere ters. Denilir mi? Denilir. Evet. Yani böyle bir durum vardır. Denilir mi? Denilir. Ama bir inancımız gereği değil mi? Biraz aykırı geliyor sanki. Bana aykırı geliyor evet. Ama şöyle bir şey var. Bankalarla da anlaşırken, mesela Almaraka Türk'le anlaşırken ben ürünü peşin fiyatını ona satıyorum. O ürünü benden alıyor. Ben ona bir fatura kesiyorum. Müşterime o satıyor. Anlatabildim mi? Çok oradaki taksitli durumunu da banka ayarlıyor. Evet. Siz bir vade farkı koymamış ben oluyorsunuz. Ben koymuyorum. Bankada ürün alıyor ve ürünü o fiyata satıyor. Ama Halk Bankası'nda devlet destekli var. Hani evet. Onu da Halk Bankası biliyorsunuz devletimizin tabii bankası. Devletimizin bankası. Onda da taksitli fiyatıyla görüyoruz. Gerekli işlemlerini bankadan devam ediyor. 12, 24, 36 ay ne isterse evet. Ona göre yapıyorlar. Eyvallah. Bunlar çok güzel, güzel bence. Bir evini yenilemek isteyen kişiler için hem kaliteli ürünü bulabilecekleri hem uzun vadede alabilecekleri bir seçenek diye düşünüyorum. Biz şunu da söyleyeyim. Mesela ben outlet ürünler de satıyorum. Mesela Armada'nın halısını satıyorum. Outlet kısmım da var. Bunu outlet satıyorum. Satarken müşterime diyorum ki bu outlet bilginiz olsun. Bu üründe böyle bir hata tabii, var. Tabii. Alırsanız siz bilirsiniz. Tabii fiyat farkı var ama.
Tabii ki orijinaliyle fiyat farkı var ama tabii. İnsanlar bunu kabul ediyor. Etmeyen etmeyebilir yani. Yani atletleyebilirsiniz. Küçük sorunlar olabiliyor. Desen kayması küçük hatalar oluyor. Diğer şekilde de mesela o ürünlere bir şey demiyorum ama diğer şekildeki ürünlerimin arkasındayım. Ürünlerinde hata olursa arkasında duruyoruz. Zaten bizim 9000 tane kayıtlı müşterimiz var. Sistemimizde kayıtlı. Elazığ için, büyük şehirler için büyük 9 rakam. 9000'de birim efendim, bunu da söyleyelim. Büyük şehirler için küçük bir rakam. Ben değil de bizim hanım daha doğrusu. Büyük şehirler için küçük bir rakam, küçük şehirler için de büyük bir rakam aslında. Çok küçük bir rakam değil. Harika. Yani gerçekten ürün skalanız çok genişledi bu arada. Seçenekler çok güzelleşti. Çok beğeniyorum. Büyümenizi Elazığ adına da, kendi adımıza da çok hoşumuza gidiyor. Peki şubeleşme var mı? Şu an çok teklif var. Var mı eminim? Yurt dışından. Bayilikler var, isteyenler vardır. Bayilik isteyenler var. Yurt dışından teklif var. Mesela Arabistan'dan iki bey geldi. İşte biz sizi biliyoruz. Bayiliğinizi, isim hakkınızı alıp farklı şehirlerde yapmak istiyoruz. İşte bir franchising verilmek gibi. Aynen öyle olabilir. Ama yurt dışı için de bunu Arap ülkeleri için teklif ettiler ama ben satarken dahi elemanların tepesinde geziyorum. Niye geziyorum biliyor musunuz? Aman müşterime bir şey demesin, aman bir sıkıntı çıkmasın. Çünkü o mağaza benim çocuğum gibi. Ben sizi çok anlıyorum. Çünkü ben ona bayiliği verdiğimde o ürünümün arkasında duracak mı? Benim adıma bir zeval gelecek mi? Tam belki... Ama kontroller sağlanabilir diye düşünüyorum. Şu an için düşünmüyorum. Yani bu büyümenin de şeylerinden birisi aslında. Şu an için hiç düşünmüyorum. Evet, risk alamıyorum o konuda. Çünkü karşımdaki insana çok güvenmem lazım. Çünkü perde satıyoruz. Perdeyi mesela ben diyorum ki 10 metre gidiyor. 10 metreye kesip veriyorum. Ama benim bayilik verdiğim insan 8 metre kullandığı perdeyi 10 metre kullanıyorum derse ben ne yapacağım? Çok doğru. Yani ben orada helali haramı aslında o yiyecek. Çok doğru. Ama neticede ben vermiş olacağım bunu. Evet. Bayram tekstil. Sebebiyet vermiş olacaksınız. Yani bayram tekstil adını lekeleyecek. Gerek var mı yok şimdi, diye düşünüyorum. Şimdi Sümeyye Hanım biraz da şu açıdan bakmak istiyorum. Ben bir milliyetçi olarak görmek istiyorum bu olayı. Bu şehrin Sivaslılar, yadırgamıyorum. Kendi çaplarında, kendi memleketlerinde eyvallah. Saygım sonsuz. Sivaslılar, Malatyalılar. Çok bu memleketin öz sermayesini yediler. Ben bu anlamda, ki vardır, Elazığlılarımız da vardır yapanlar ama genelde Sivas ve Malatyalılar bu şehirde çok sömürdüler gibime geliyor biraz. Evet. Ben sizin Elazığlı olmanız, o yönünüz de çok hoşuma gidiyor. Elazığ'da bu ticareti yapıyor olmanız, eşiniz de sizin, çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden de çok büyük destek olmak istiyorum. Allah razı olsun. Yani Elazığ'ın öz yani, markası Bayram Tekstil. Ben buna önem vermek istiyorum. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Evet, evet. Çok iyi anladım. Şey de var mesela. Biz yatırımımızı mesela gayrimenkule yapmıyorum, toprağa yapmıyorum ki en çok para kazandıran. Kazancımı yine mağazama yatırıyorum. Hatırlarsınız yani benim 100 metrekarelik dükkanımda. Küçük bir dükkandı. Ondan sonra büyüttük, ondan sonra büyüttük. Yani bütün kazancımı aslında mağazaya yatırıyorum. Eyvallah. Farklı bir yere yatırım götürmüyorum. Bu ne demektir? Elazığ'ın parası Elazığ'da kalıyor aslında. Elazığ'ın parası şehir dışına akmıyor. Çok doğru. Şimdi Harput Caddesi'ndeki yer oturdu. Hamdolsun. Peki yeni yapılan böyle yerlere bir şube mesela. O olabilir. Yani mesela Çaydaşlı Mahallesi. Onu düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Çok da yerinde olur diye düşünüyorum. Elazığ'da büyüyor nihayetinde. Mesela Çaydaşlı Mahallesi'nden kalkıp da Harput Caddesi'ne gelmek zor olabilir. Hemen elinin altındaki mağazaya gitmeyi isteyen bir müşteri kitlesi de olabilir diye düşünüyorum. Ya aslında biz gönül bağı kurmuşuz müşterilerimizle. Şimdi mekanlar uzak olsa bile gönüller yakın olduğu için aracını atlayıp gelip kapının önüne park edip bir çayını içip ürününü alıp giden çok. Çok doğru. Hatta şöyle bir hizmetimiz de var. Bizim WhatsApp destek hattımız var. WhatsApp'tan direkt yazıyorlar Sümeyye Hanım bu ürünü istiyorum. Lütfen eve gönderir misiniz? Biz ürünü eve gönderip kapıdan ücretimizi de alıyoruz. Çok mantıklı. Pandemi döneminde ben bu şekilde ürün sattım. Bir de müşteri ağınız var. Yani sizin 9000 kayıtlı müşterisi var. Yani o müşterilerden birisi arası ben hesap ekleyeyim.
gönderin. Bu çok yerinde bir uygulama diye düşünüyorum. Ya virüsün ilk çıktığı dönem bizim satışımız kesinlikle mağazaya insan girmezdi. Biz WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden ürünlerimizi kapıya teslim yapardık. Yani bu ürünün içinde bir yastık da olurdu. Bir tava da olurdu. Yani bir kota yok. Bir kota yok, yok. Araçlarımızla gönderebiliyorsunuz. Çıkmıştı. Yeter ki diyorduk siz alışverişinizi yapın. Bir de bayanlar çok bunu almıştı içeride. Evet, sormayın. Yani ben o dönemde... Evleri değiştirdiler, odaları değiştirdiler. Gerçekten. Canlı yayınlar yaptım biliyor musunuz Instagram'dan? Eminim yapmışsınız. Ve bayanlar bize bu sefer Instagram'dan mesaj attı. Sümeyye abla canlı yayınları yapın çünkü bize bir nefes alıyoruz. O kadar şeyi düşünmeye başlamıştım ki. Acaba canlı yayını gidip Gazi Caddesi'nden mi yapsam? Bayanlar bir... Hani ben dışarıdayım. Evet. Ticaret yapıyorum. Korkmuyorum da. Eğer evet. Diyor ya insanı ölümünden eceli korur. Buna inanmışım. Çıkmışım dışarı. Bazen onu bile düşündüm. Şimdi Sümeyye Hanım, tabii artık çağımız teknoloji çağı. Evet. WhatsApp'ı kullanıyorsunuz. Evet. Oradan online şey yapıyorsunuz satışlar. Ama artık online bir site de düşünülüyor mu? Düşünüyoruz. O da çok güzel bir şey bence. Biz dünyaya satıyoruz biliyor musunuz? Evet. Yani mesela sizden önceki konuğumuz böyle bir online eğitim üzerine sohbet ettik. Artık eğitim son geleceğimiz bir 10 yıl içerisinde çocuklarımız evde eğitim görecekler. Ne kadar doğru tartışılır. Yani ne kadar şey tartışılır bunlar ama verim vereceği tartışılır. Ama dünya buna doğru gidiyor. Pandemi. Satışlar da buna gidiyor. Aynen. Pandemi dönemi aslında dijitalleşmeyi hızlandırdı. Ben de öyle düşünüyorum. Belki de pandemi hani virüs müydü? İşte doğal mıydı? Doğal değil miydi? İşte laboratuvar ortamında mı üretildi? Soruları çok dönüyor ya. Evet. Hani belki de dijitalleşmeyi hızlandırsın diye de olmuş olabilir çok de. Çok doğru. Öyle bir şaibe de var tabii. Yani öyle bir şey de değil olabilir. Mi? Yani böyle bu virüsün çıkma sebepleri biraz komplo. Bunları hızlandırmak adına o mesela dijital paraya geçildi atıyorum. Evet. Efendim mesela dijital online eğitim hızlandırıldı. Birçok anlamda yenilikler geliyor. Dünya yeni bir çağa geçiyor gerçekten aslında. Gerçekten öyle. İşte satış da, mağazacılık da buna uymak zorunda gibime geliyor. Ya uymak zorunda. Büyüyenler yani sizin gibi işlerini büyütenler. Bunları artık yapmak zorunda sanki. Ya kendini geliştirmek istiyorsan yapmak zorundasın. Zaman sana uymayacak biliyor musunuz? Siz zamana uyacaksınız. Bak. Hani bu zaman sana uymaz, sen zamana uyacağını bunu farklı anlamda anlamıyoruz. Biz teknoloji olarak söylüyoruz. Çok biz bunu inanç olarak söylemiyoruz kesinlikle. Biz bunu teknolojide ilerlemeliyiz. Hepimiz ilerlemeliyiz. Bu arada ben unutmadan şunu da söylemek istiyorum. Ben biliyorum sizin programınız yurt dışından çok iyi izleniyor. Evet, sağ olsunlar. Selam olsun bu arada yurt dışında, aynen. Yurt içinde. Diğer şehirlerde olan şeylerimize de, izleyenlerimize de selam olsun. Buyurun. Biz yurt dışına ürün satıyoruz. Lojistiklerle anlaşmamız var. Evet. Buradaki ürünleri lojistikle Avrupa'nın tüm ülkelerine gönderebiliyoruz. İngiltere, Fransa, Almanya. Almanya artık küçük palu. Yani küçük el hazırsınız vallahi. Bak nasıl hemen dikeldi palu. Palu mu? Palu tabii ki. Evet. Palu bak. Işte. Elhamdülillah diyelim. Ben de yarı palu olarak. Tabii zoruma gitmiyor efendim. Bir yarı palu olarak. Şimdi Almanya çok daha basit ürün gönderebiliyoruz. Sormuşlar ya orada. El hazır demişler palu kadar var mı? Türkiye palu kadar var mı diye. İşte yurt dışına da ürün gönderebiliyoruz. Hiçbir sıkıntımız olmuyor. Hani buradan bilgilendireyim. Çünkü hem perde biz gönderebiliyoruz, halı gönderebiliyoruz, çeyiz paketi gönderebiliyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Lojistiklerle kapılarına da gidebiliyor. Depodan gidip kendileri de alabiliyor. İşte online burada çok önemli biliyor musunuz? Mesela atıyorum Belçika'da gurbetçi bir aile, burada okey olan ailesine online üzerinden seçip böyle internet üzerinde online benim anne ve babama ya da eşime yurt dışındaysa şu ürünleri ben ücretini yatıyorum siz teslim edin. Bu sene çok var. Geçen sene biz başladık. Oldu değil mi yaşandı? İşte tabii, bu kolaylıklar. Tabii. Bu teknolojinin vermiş olduğu güzellikler aslında. Mesela biz hep Almanya'yı biliyoruz değil mi? Aslında Elazığ'da, Elazığlı olup Paris'te yaşayan o kadar çok halkımız var. Varmış tabii ki. Tabii ki var. Ben onu geçen yıl işte Paris'te... Avrupa'nın her yerinde varız. Evet. Bizim izleyenlerimiz buradan bilirler. Kanada'da, onlarla ulaşıyorlar bize. Amerika'dan. Amerika'da evet. Bizim Japonya'dan 4 tane izleyicimiz var mesela. 4 ailemiz var. Bize de yazıyorlar zaman zaman. Şimdi rating şeylerimiz, raporlarımız geliyor elimizde. Sürekli bizi izleyen
4 tane Japonya'da mesela, hatta Kore'de. Kore. Tabii izleyenlerimiz var. Hepsine de selam olsun bizlere. Efendim şimdi şöyle bir şey var. Sümeyye Hanım, bu teknolojiye dediğiniz gibi çok ayak uydurmak zorundayız. Bizler uydurmak zorundayız. Evet. O çağa geçmek zorundayız. Mesajlarımız da geliyor, okumak istiyorum. Milad abi, Sümeyye ablama çok selamımı söyle lütfen. Hasan demiş ben. Buradan ulaştırmış olalım Hasan Bey'in mesajını. Hangi Hasan yalnız, sen bize şeyini de verir. Siz bildiniz mi? Bilemedim. Ben de bilemedim. Ama hangi Hasan'sa şöyle birkaç tane de aynı mesajı atmış yani Hasan Bey. Aleyküm selam, sağ olun. Belki resimden çıkarırım diye. Şimdi Polat. Evet. Hasan Polat bize ulaşmış. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir başka mesajımız geldi. Efendim, şeymiş. Nursel ablanın oğlu Polat'mış. Selam olsun efendim. Aleyküm selam. Sağ olun. Şimdi Sümeyye Hanım. Evet. Tabii bu süreci yaşadık. Pandemi süreci. Çoğu insan evlerinden çıkamadı. Şimdi bir serbestlik, yeni normalleşme sürecine geçtik malum. Evet. Bu süreçte mağaza bir önlem aldı mı? Yani maske gibi. Onlardan da bahsetmeniz lazım. Hijyen. Zaten hijyen kurallarına uyuyoruz. Yoğunluk olurdu sizin dükkanınızda. Şu anda o yoğunluğu nasıl kontrol altına tutuyorsunuz? Şey yok. Sırayla alıyorum. Mesela halıda kampanya düzenliyorum. Müşteri çok yoğunlaşıyor. Bekletiyorum. Kampanyadan da bahsedin bize. Evet. Bekletiyorum. O müşteri çıkıyor ondan sonra. Mesela bayanlar beraber gezmeyi sever. 5-6 kişi birlikte geliyor. Diyorum ki ürün alacakları insinler lütfen. Siz de bir bakın çıkın. Çünkü bizim de yaşlılarımız var. Benim 3 tane çocuğum var. Ben eve virüs götüremem. Bir de şu var, bizde kul hakkı da var. Bizim insanımız dikkat ediyor gerçekten. Ben hastaysam sana bulaştırırsam düşüncesi var, biliyor musunuz? Çok doğru. Ondan dolayı belki çok ilerlemiyor. Maskesiz mi? Kesinlikle insan almıyorum mağazaya. Bir dönem çocukları hiç almadık. Dezenfektan yapıyor musunuz? Tabii yapıyoruz. Onlar çok önemli. Onlar da önemli. Bir de bizim çocuk oyun alanımız vardı mesela. Evet. Virüsten sonra biz orayı toparladık, kaldırdık. Çünkü birinin çocuğunu... Askıya aldınız biraz orayı. Tabii tabii. Kesinlikle hani tamamen topladım. Çünkü dedim çocuk gördüğünde girmek istiyor. Muhakkak. Çocuğa da hayır diyemezsin ki. Nasıl diyeceksin yani? Kontrolü sağlanamayabilir. Ya dersin ama çocuğun niye kalbini kırayım? Görmesin istemesin. Görmesin istemesin. Kaldırdık mesela. Çocuk oyun alanımızı, kafe alanımızı kaldırdık. İyi yapmışsınız. Tabii bu süreçte dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri. Zaten çocuklar bir dönem biliyorsunuz dışarıya çıkmaları yasaktı. Mağazalarımızda bu önlemleri, restoranlarımızda çocuk olanları vardı. Onlar da aynı şeyleri yaptılar. Şimdi sık sık dezenfekte mağazalarda çok önemli. Kesime yanlara dikkat ediyordur eminim. Size sırayla pandemi sürecinden dolayı insanları, müşterilerini sırayla alıp ürün... Tabii yani kararsız müşteriler zorlar bu işi. Kararsız müşteriyi de çok erken karar verebiliyor. Verebiliyoruz değil mi? Yardımcı oluyoruz. Artık şimdi şunu da öğrenmek istiyorum. Müşterilerinizi çok iyi tanıyorsunuz. Yani hayır, neyi seveceğini biliyorsunuz. Tahmin edebiliyoruz. Yürüyüşünden, kıyafetinden diyorsun ki bu bunu alır, bu bunu alır yani. Evet. Kararsız müşteriyi de çok erken karar verebiliyoruz. Ya da şöyle bir şey yapıyoruz. Çok mu kafası karıştı? Siz bugün gidin. Evet. Yatın, bir dinlenin, uyuyun, uykunuzu alın, yarın gelin. Ben sana ürün satmak zorunda değilim, sen de almak zorunda değilsin bugün. Eyvallah. Çünkü kafası karışıkken alsa dahi o ürün geri gelecek. O ürünü de kullansa memnun olmayacak. Çok doğru. Yarın gel. Bunu sağlıyorsun. Yani hani normalde bunu bir esnaf söylemez. Web siteniz var mı? Web sitemiz var ama aktif kullanmıyoruz. Yaptırdık çünkü biz yetiştiremiyoruz. Mağazanın içine bile... Yetişemiyoruz. Ya bir bilişim şeyi kurmak lazım. Evet. Online satışa da geçirse bu çok kaçınılmaz olacak. Web sitemiz var ama yoğun kullanamıyoruz. Bir de biz bu dönemde eleman sıkıntısı yaşıyoruz. Herkes eleman çıkartırken biz eleman sıkıntısı yaşıyoruz. İhtiyaç var. İhtiyaç var ama şöyle bir şey var. Kaliteli eleman. Kalifiye eleman. Kalifiye eleman istiyorum. Bir de mobilya işine girince işin içerisine değil mi? Kalifiye elemana ihtiyaç. Aynen de öyle. Artık hani sıfırdan bir eleman yetiştirmek çok zor. Çok zor. Yetiştirdikten sonra farklı oluyor yani. Yetişmiş eleman istiyoruz artık. Çok doğru. Mesajlarımız geliyor efendim. Sümeyye ablama çok selam söylüyorum. Merve Uğun. Aleyküm selam Antalya'da. Çok teşekkür ederiz. Selam olsun efendim Merve Hanım'a da.
Efendim, programınızı severek izliyoruz. Sezai Usta'ya selam. Yalnız biraz daha geç başlasa program daha iyi olur sanki. Çok erken başlıyor. Metin Yıldırım. Ya, tam bizim saat 4-6 değil mi? Hı-hı. Kadınların yemek yapma saati. Mutfak saati. Mutfak saati yani. O yüzden saatimizi ona göre ayarlıyoruz. Şey var ya, mesela uyuyor. Saat 5'te mesai bitiyor ya. Ya ona da haklılar. Evet. Onlar çok tekrarını yani. İzleyecek. Tabii tekrarını ancak izleyecek. Tekrar, evet. Televizyonunuzu da kaydedin. Öyle özellikleri olan vardı. Teknolojiye de girdiniz mi? Yok. Düşünüyor musunuz? O konuya ben şahsen hani çok uzağım. Televizyona uzağım. İşte elektroniğe çok uzağım. Bilmediğim bir ürünü nasıl satayım? Beyaz eşya mesela. Beyaz eşyam yok şu an. Düşünüyor musunuz yapmayı? Çünkü yani, bu artık kaçınılmaz oluyor biliyor musunuz? Yani, çeyiz setin içerisinde geldi mi bir insan hem beyaz eşyasını, hem mobilyasını, hem perdesini, hem halısını, tekstilini düşünüyor aynı yerden. Ya doğru düşünüyorlar da ben beyaz şey değilim, hani elektroniğe çok yabancı. Külfeti var değil mi? Hiç o kısmına bakmadım. Servis ağı var. Servis ağında marka çalışırsam markayla çalışırım. Markası evet, tabii hani, değil. Ama hani şu an için düşünmüyorum. Şu an mobilyaya yeni böyle emekleme dönemindeyiz. Alışıyorsunuz. Daha doğru. Mobilyada belki yürüyelim, belki koşalım, ondan sonra olabilir ama şu ara değil. İnşallah onlar da olacak. İnşallah hayırlısı. Efendim merhabalar, Miladın Mutfağı canlı yayına selam göndermek istiyoruz demişler efendim. Elbette. Aleyküm selam diyelim. Miladın Mutfağı'na konuk olan teyzem. Öyle mi? Sümeyye Bayram'a selam, sevgilerimi iletmek istiyorum. Yeğeni. Tahmin et. Sümeyye. Hatice. Evet, Hatice. Hatice Uçak. Birden bire valla. Başka yeğen var mı? Var, bir hepsi tane. Hepsi alındı bak. İki o aklına geldi. O çok aktif. Aktif. Eyvallah. Çok aktif. Bir de çok girişken. Onu bana çok benzetirler. Ciddi mi? Hı-hı. Konuşması, girişkenliği. Tabii. Yeğen teyze. Benzerliği. Bu yeğenim bu sene mezun oldu öğretmen. Maşallah. Allah yolunu bahtını açık etsin diyelim. Amin. Allah hayırlısını versin inşallah. KPSS'yi kazanırsın umarım. Tüm Elazığ senin için dua edelim. İnşallah. İnşallah. Burada mı? Elazığ'da. Evet. Elazığ'da. Eyvallah. Abi yeme ya zaman geçti. Farkına varmadık maşallah. Bitti mi gerçekten? Daha bitmek üzere 36 dakika olmuş. Şey yani 9 dakika kaldı yani. Son 8-9 dakika. Ben tabii sığdıracağız. Konuşacaklarımız var. Şimdi ben o dedin ya. Kampanyalar var halıda. Evet. Onlardan bahsedeceğiz. Halıyı aslında şöyle bir şey var. Biz perdeyi de düşünüyoruz. Perde, halıyla da. Çünkü şu an biliyorsunuz TOKİ'lerin teslim süreci başladı. Evet. Bir kısmı taşındı, bir kısmı taşınacak. Biz o süreçte perdenin yine biz hayırlı cumalar yapıyorduk kampanyamız. Evet. Elazığ'da hatta ben şunu söylüyorum. Büyük firma bile işte cumalar kampanyamızı iyi cumalar olarak çevirdiler. Diyorum ki benim fikrimi çaldılar bunlar. Muhakkak. Emsan'la çalışıyoruz. Emsan'ın böyle bir şeyi oldu. Yine Hayırlı Cumalar kampanyası içinde devam edeceğiz. Perdenin metresini 3 liradan vereceğiz. 3 liradan? 3 liradan perdeye. Hepsi mi? Bir kısmı 3 lira olacak, bir kısmı 10 lira olacak, bir kısmı 15 lira olacak. Ama taban fiyat 3 lira. Taban fiyatımız 3 lira olacak ki Elazığ da bunu biliyor. Evet. Bu şekilde hani insanlara hem destek olacak hem biz sirkülasyonla kazanacağız. Kesinlikle hani şey değil. Kazanç payımızı çok minimize ederek yani çok küçülterek yapacağız. Ama yine diyoruz. Ama bir de sürüm diye bir olay var. Biz sürümden kazanmak istiyoruz. Bu önemli olan bu çünkü zaten. Her asgari ücretli bu evlere taşınacak biliyor musunuz? Biliyorum. Depremde hep dedim ki depremde zengini deprem vurmadı. Evet. Fakiri vurdu yine. Orta maalesef. Tabakayı vurdu maalesef. Yine. Çünkü onların evleri gitti. Biz de onlara hitap edelim diye düşündük. Şu ara perdede öyle bir kampanyamız bu cumadan başlayacak. Jel halıda da metrekaresini 23 ile 20 arasında gidip geliyoruz. Tam bir fabrikalarla görüşme aşamasındayız ama jel halının, battaniyeli halının metrekaresini 20'den vermeyi düşünüyoruz. Böyle bir destek de verelim dedik. Sümeyye bu arada. Bunu sizin şeyinizde programda ilk defa söylüyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Toptancıyla yani mal aldığınız yerle. Kendin için mi pazarlık yapıyorsun müşteri için? Şimdi biz şöyle bak, bir şey yapıyoruz. Müşteri şey. İçin yapıyorum biliyor Heh. Musunuz? Çünkü bu insan asgari ücretle geçinecek. Bu insan TOKİ'den ev aldı. Bu insan eşya aldı. Bunlar nasıl olacak? Çok doğru. Çok camına doğru. Gazete mi çekecek? Ya bir de biz artık toptancıdan da değil, biz direkt fabrikayla çalışıyoruz. Bu ürünü üret diyoruz. Şu kadar 1000 metre bize üret. Evet. Ürünlerin altına kendi ismimizi yazabiliyoruz.
Çok doğru. Metrajı yüksek verdiğimiz için biz konuşuyoruz. Artık onlar konuşmuyor. Eyvallah. Şimdi tabii ki bu bir satış mağazası ama aynı zamanda mesela perde. Kişiye özel, eve özel. Evet. Dikim şey atölyeniz de var tabii evet, bu evet. anlamda değil mi? Hı-hı. Halı için de geçerli bunlar. Evet, evet. Mobilya için de bir... Şunu da unuttum biliyor musunuz şey, Milat Bey? Şimdi biz artık mobilya atölyesi de kurduk. Öyle değil mi? Tabii kendi sattığımız çocuk odası mobilyalarını kendimiz üretiyoruz. Üretim de var. Tabii üretim ağına mobilyada girdik. Bunu da bilmiyordum. Girdik. Vallahi bilmiyordum. Bakın yeni öğrendim. Ben yeni söyleyeyim. Unutmuşum. Nerede? Hatta aynı yerde değil Elazığ'da. Tabii. Elazığ'da. Bir şey mi var? Yok bizim mağazada değil mi? Sanayide. Ha bir yer kurulur. Tabii. Mobilya. Mobilya. İsteğe göre de yapıyorsunuz. İsteğe göre de başladık. Ondan sonra ama daha çok biz sürümlü olsun. İnsanlara mesela dört kapılı bir dolabı 1200 liraya veriyoruz. Çok iyi. Çok da güzel. Evet. Yani eni 1.80 boyu 2. Gerçi fiyat vermememiz lazım da burada. Evet. Ben sizi anlıyorum. Bilmiyorum ben işimi severek anlattığım için geçiyor. Şüphem yani. Yok, şüphem yok. Ne şey, mesela bu şeyde atölyede yeni kurduk mobilya atölyesini ama biz üretimi seviyoruz. Yine orada da çalışan elemanlarımız var. Evet. Eminim. Peki çalışan sayısı ne oldu? Büyüdü tabii işler yani şimdi. Yani şu an kaç tane oldu? Bir girip çıkanlar var, pandemi döneminde gelmeyenler var. İşte bizim en aşağı 10 kişiyle 30 kişi arasında girip geliyoruz. Değişiyor değil mi? Aynen. İşte günübirlik aldığımız 30 eleman var. Eve istihdam sağlayan bir işletme. Bir de bayan çalışanlarımız. Bir de bayan. Çoğu bayan değil mi? 4 tane, 2 tane aslında erkek elemanımız var. Diğerleri... Bayanların bayan. Elinde kaldık yani. Yok hayır. Bayan istihdamı önemli. Tabii. Buradan kayınbirader de burada. Buradan evet. da selam ederim gencimize, arkadaşımıza. O da çalışanlardan biri tabii. O üniversite okuyor. Öyle mi? İnşaat okuyor ama yazın bize destek çıkıyor. Elhamdülillah. Aile şirketiyiz. Görümcem çalışıyor, eşim çalışıyor. Ben, çocuklar. Evimiz yani. Evimiz işimiz. Tabii. Vallahi ben çalışma sistemini, Bayram Tekstil'ini çok beğenen bir insanım. Allah kendilerinde Allah. Müşterileriyim aynı zamanda. Ben az önce de söyledim. Elazığ'ımızın öz değerlerine sahip çıkalım. Yani bir Sivaslı'ya, Malatyalı'ya, Yozgatlı'ya, Elazığ'ımızda, Elazığ'la dururken, yani onlar da iş yapsınlar, herkes gitmesinin yeri tabii ki. Ama bir Elazığ'ımızı öteleyip de gidip bir Sivaslı'da, Malatyalı'dan alışveriş yapmak istemiyorum açıkçası. Benim gibi düşünen de çok hemşerimiz var diye düşünüyorum. Ha, evet. Bu büyüdükçe istihdamı da, bakın o firmalar ne yapıyor? Elazığ'dan çalışmıyorlar. Kendi memleketlerinden çalışanlarını getiriyorlar. Haklılar da. Bizim... Ben haksız demiyorum ama ben bir Elazığlı firmanın da gidip onlardan alacağını düşünmüyorum yani şeyin çalışanını. Bizim Elazığ'ımızın insanlarından Elazığlı ailelere iş veriyorlar. Aynen. Bu çok hoş. Peki çalışma özelliği aradığınız kimseler belki iş arayanlar var. Ben bir kere mağazama gelmelerini istiyorum, görmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Tabii ki birebir. Enerjilerini hissetmek istiyorum aslında. Hani her çalışan işverenine çok benzer ben buna inanıyorum. Tabii ki. Çünkü bir elektrik almalıyım. Bu insanlara nasıl davranacak? Yanıltacak mı? Yanıltarak ürün satmasın onu istemiyorum. Bir istihdam alanı. Başvurun bence diyorum. Peki teşekkür ediyorum. Ben şöyle bir yemeğin tadına bakın. Sümeyye Hanım beraber yemek bakalım. Yemek güzel duruyor. Vallahi güzel, görüntü tabii çok harika. Bir tadına bakın böyle evet. objektif olarak. Benim eşim de Pollu çok harika yemek yapar. Yani Burhan Bey'e selamlarımı iletiyorum. Buradan da selamlar Burhan Bey'e doğru. Eksiği varsa da mutlaka söyleyin ki biz onu düzeltelim. Tabii. Muhammed diyebilirsin. Bu arada biz galiba yayındayken Van'da 5.4 şiddetinde bir deprem olmuş. İkinci deprem. İkinci mi olmuş? Yani sabah olmuştu. Saat 3 sırasında şey atılmış. Yok daha önce olmuştu. Öyle mi? Evet. Yine de geçmiş olsun inşallah. Tabii Van'a da olmasın. Çok geçmiş olsun. İnşallah öncü bir deprem değildir. Temennimiz o yönde tabii. Çok güzel olmuş gerçekten. Vallahi çok güzel olmuş. Gerçekten de güzel olmuş. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Bir Pavlu yine güzel bir yemek yapmış. Ya bak işte Pavlu bir yetişir. Ben Harputlu'yum. Sen Harputlusun. Tabii ben i̇şte Harputlu'yum. Demek ki eşin Pavlu değil mi? Eşim Pavlu. Ben hem Harput hem Pertekli Hı-hı. hem de Pavlu'yum. Hı-hı. Ana tarafım Pavlu, baba Harput Pertek. Hı-hı. Ben... İşte o yüzden hepsini de içeriyoruz demek ama benim de var Tunceli bağlantım. Çok öyle uzak mi? Uzak değilim Tunceli. Eyvallah. Sümeyye Hanım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür şeref verdin. Sağ olun. Çok güzel bilgiler aldık. Elazığ'ımızın öz mağazasından bahsettik. Bayram Tekstil gerçekten sahip çıkmamız gereken bir yer. Ve kademe kademe büyüyen bir mağaza.
Ona da destek olalım. Yanlarında olalım. O kez de onlar bizim yanımızda oluyorlar. Allah müşterilerin yanında olsun. Oluyorlar. Diyelim. Çok sağ olun. Buyurun. Size sağ olun. Sonra ben size teşekkür ederim. Rica ederim. İzleyicilere de çok teşekkür ederim. Umarım ki sıkmamış, bunaltmamışızdır. Ne demek? Diye düşünüyorum. Bu arada biz Elazığlılar'da milliyetçiyiz. Şunu söyleyeyim. Benim İzmir'den müşterim var ya, her sene geliyor oradaki yazlığını evine perde dikiyor. Buradan götürüyor. Evet, Malatya'da oturup Elazığ'dan gıda alan müşterim var. Ay Allah'ına kurban olur. Çok güzel. Bakma. Malatyalılar gıcık olmaya başlar kamera. Öyle. Gerçekten diyor ki abla diyor, ben Malatya'dan ürün almak istemiyorum. Gıdamı bile oradan alıyorum. Evine perdeyi, mobilyayı biz gönderdik. Ama Malatyalılar da öyle yapıyor biliyor musun? Buraya gelirken mazotlarını oradan alırlar. Şey buraya... Öyle mi? Almıyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, güzel, çok değerli bir hanımefendiyle, bir ablamızla, yengemizle birlikteydik bugün. Güzel bir müteşebbis, güzel bir işletme sahibi, yönetim kurulu başkanı, Bayram Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Bayram'la beraberdik. Güzel bilgiler verdi. Efendim, biz ayran süren sonuna geldik. Şefime çok teşekkür ediyorum. Harika yemekler. Teşekkür ederim efendim. Güzel bir yaz menüsü oluşturdu yine. Efendim, yarın son programımız inşallah, sezon sonu programımız. Birlikte olacağız yine, birbirinden değerli konuklarımız ve birbirinden güzel lezzetlerimiz olacağız. Bizi yalnız bırakmayın lütfen, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.